Babul lugateti ve zaman. Şimdi bu hacamet bahsi bitti. Bu okuyacağımız bab da bir yerde bir şey düşmüş. Çarşıda düşmüş. Hayvan kayıp olmuş. Yahut da bir eşya düşmüş. Bir şey yere düşmüşse ona lugate derler. Bir hayvan kaçmış, sahipsiz ise ona da dalle derler. Yani hayvan yolunu, evini, sahibini şaşırmış. Babul lugateti ve zavalli. Zavalli, dallenin cemi zavalli. Bunun hükmü nedir? Sen gördün ki bir deve, ya bir koyun, ya bir sığır başı boş geziyor. Ona sahip mi olacaksan, yoksa öyle bırakacaksan? Yahut da yolda bir şey düşmüş, onu kaldıracak mısın? Yoksa kaldırmayacak mısın? Bu da fukaha arasında uzun uzadıya münakaşayı mucib olan meselelerden. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk kal, haddesena Süleyman ibn-i Harp kal, haddesena Hammad ibn-i Zeyd. عن أيوب عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم الجزامي عن الجارود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جارود diyor ki Peygamber Efendimiz buyurdular ki inne dallete müslim, bir Müslümanın kayıp olan bir hayvanı kayıp olmuş, onu da sen almışsın. Madem Müslümanındır o kayıp olan hayvan, sen onu alırsan ise bu nedir? İnne dâlletin müslimi harkun nâr. Ateşin yakmasıdır. Sen onu aldın mı ateşte yandın demek. Almayacaksın. Haddesena Muhammed ibn Ali ibn Davud kâle haddesena Akvan ibn Müslim kâle haddesena Humam kâle haddesena Katâdetu an Yezid ahi mutarrif an Ebi Müslimin Cüzami anil Carud anil Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Carut radıyallahu anh'den rivayet ediyorlar. Kale buyurdular ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. İnne dâlletel müslimi evil mümin. Müslimin kaybettiği bir hayvan. Yahut da mümin ibarede şek var. İkisinin manası bir. Nedir? Her bunlar ateşin yakmasıdır. Yani bir adam onu alır da gördün ki bir koyun kayıp olmuş. Sen de onu aldın kendin malına kattın. Yahut da kestin yedin cehennemde yandı. حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني حميد الطويل قال حدثنا الحسن عن مطرف بن شخير عن أبيه أنه قال قد كنا قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطرف بن شخير باباس الشخير ذن diyor ki biz Resulullah Efendimizin huzuruna geldik في نفر من بني عامر بني عامر kabilesinden bir cemaatle Resulullah Efendimizi ziyarete geldik. فَقَالَ لَنَا Peygamber Efendimiz bize buyurdular ki اَلَا اَحْمِلُكُمْ Ben sizi hayvanlara bindireyim mi? Demek gidecekleri vakitte yaya ben size hayvan vereyim mi? Biner misiniz? Teklif etti. فَقُلْتُ Şehir diyor ben dedim ki اِنَّا نَجِدُ فِي الطَّرِيكِ Yolda ya Resulallah biz buluyoruz. هَوَامِيَ الْاِبِلْ Yolunu sapıtmış kendi diyarını kaybetmiş develer buluyoruz. Haime ki yani çadırda yahut da evden deve çıkmış kaybolmuş. Yolda bu develer çok sahipsiz develer. Bunları buluyoruz. Onlara biniyoruz. Yakalıp biniyoruz. Ondan sonra ya ona sahip oluyor yahut da bir mutfak biniyor. Sonra terk ediyor yahut alıp götürüyor. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki اِنَّ الضَّالَّةَ الْمُسْلِمْ حَرْقُنَّا Müslümanın malı kayıp olmuş da siz onu alırsınızsa ateşe almış olursunuz. Ateşte yanarsınız. Yani caiz değil. Öyle yolda kayıp olmuş bir deveyi bulacaksan, ona sahip olacaksan, bineceksen bu caiz değil. فَزَهَبَ قَوْمٌ Ulemadan bir kısmı zahip oldular ki اَنَّ الضَّالَّةَ Kayıp olan hayvanlar حَرَامٌ اَخْصُهَا Onu almak haramdır. Ala kulli hal, hangi hal kayıp olmuş, onu alır, kendisine mal etmeyecek. İlan edecek ki yahu bir hayvan buldum. Evsafı şu şu şekilde, acaba bunun sahibi kim? Bu tarif için. Diyor ister böyle tarif için olsun, isterse götürüp de kendisine mal edecek. Kesip yiyecek, yahu satacak, ister öyle olsun. Hangi surette olursa olsun o ne almak caiz değildir. Bu birinci mezhebin sahipleri bunu dediler. Bu haramdır. Evet. Ve ihtecu fi zalike bi hadi'l asar.
bu mesele hakkında da bu eserlerle ihticac ettiler. Dediler ki bak Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Bir Müslümanın gayb olan mali ateştir. Bir adam onu alırsa onu yakar. Öyleyse almayacak. Aldım ama ben bunu muhafaza edeceğim, tarif edeceğim, sahibini bulacağım, sahibine vereceğim. Yok. Mutlaka almak caiz değildir. Zuhata gelsin. Gelsin. Bu birinci mezhep sahipleri böyle diyor. Ve halefen fî zâlike âherûn. Fakat ulemanın bir kısmı bilhassa Hanefiler buna itiraz etti. Dediler ki fekâlu dediler ki innehu lem yuridin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz murad eylemedi. Bimâ kad zekernâ fî hâdîl âsâr. Bu hadisi şeriflerde zik edilen meseleyle Peygamber Efendimiz murad eylemedi. Tehrîme ahzid dâlleti. Gayb olan bir hayvanın alması haramdır. Bununla kastedilmedi. Neyi? Ne için? Litarif, tarif için. Sen onu alıyorsun da sahibini bulup da vermek için alıyorsun. Peygamber Efendimiz bunu murat etmedi. Evet, gayb olan bir mali almak haramdır. Onu alıp yemek yiyecek, satacak, mal edecek. Bu haram. Ama bunu alıyor ki sahibini bulsun da sahibine versin. Bunu Peygamber Efendimiz haram kılmadı ki. Sen bu hadis-i şeriflerde hepsini buna ithal ediyorsun. Peygamber Efendimiz'in muradi bu değildir. Tarif için sahibine vermek için almak haram kılmadı. Ve innemâ erâde Resulullah Efendimiz murad etti. اَخْذَهَا لِغَيْرِ ذَلِكِ Tarif için değil de başka şey için alıyor. Ya kesip yiyecek, ya satacak, ya malın içine katacak. O haram. وَقَدْ بَيَّنَ مَا ذَهَبُوا اِلَيْهِ مِنْ ذَلِكِ Peki Peygamber Efendimiz'in böyle murad etti, etmedi. Şimdi ihtilafa düştüler. Mesela onlar diyorlar ki hayır sen nereden beyan ettin ki Resulullah Efendimiz böyle kastetmedi. Mutlak surette gördü ki hayvanı yakalamayacak. Siz de, bunlar da diyorlar ki hayır Peygamber Efendimiz eğer kendi malına katacaksa, yiyecekse almasın. Yok tarif için olursa caiz. Caiz olduğunu nereden çıkarıyorsun? Yani diyor ki bunu beyan eden hadisi şerif var. O da nedir? Ma haddesena İbrahim İbni Merzuk İmam-ı Sahabi diyor ki İbrahim İbni Merzuk bana rivayet eyledi. قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن خالد الحزاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم الجزامي عن الجارود أنه قال كنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم yukarıda da geçti ya Carut diyor ki biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldik ve nahnu ala ibilin icafin zayıf zayıf develere binmiş gelmiştik zayıf develer fekulna ya Resulallah Biz dedik ki ya Resulallah inna nemurru bil cüruf. Biz cürüfe gidiyoruz. Cüruf bu Medine-i Münevvere'nin kıbletinden az o yanı olan yerin. Orada köyler var. Oranın ismi. Biz cürüfe vardığımızda fenecidu ibilen. Orada develer buluyoruz. Sahipsiz develer. Fenerkebuha. Onlara biniyoruz. Bu zayıf develeri koyuyoruz. Tavli develere biniyoruz. Değişiyor yani. Bu zayıfı bırakıyor. Öteki sahipsiz ya. Öteki kuvvetli deveye binip gidiyor. Fekale Peygamber Efendimiz buyurdu ki inne dâlletel müslimi hergunna Müslümanın gayb olduğu, olmuş olduğu hayvan o deveyi almak ateşte yanmaktır. Ya şimdi demek ki bu adamlar ne yapıyor? Kendilerine milk ediniyorlar o develeri. Onu götüreyim de sahibini bulayım vereyim. O kasıtla değil. Orada sahibi gidip gelecek. Çürüf uzak bir yer değil ki. Ama o aradan deveyi binip alıp götürüyor. Ya onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yok Müslümanın malını almak, ateşi almak demektir. Fekâne sualuhumun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e sordular. En ehfihâ li en yerkebûhâ. O develeri alalım da binelim. Bunu sordular. Biz alıp biniyoruz ya Resulallah. Alıp binip götürecek. La li en yuarrifûhâ. Biz onlar gayb olmuş, bunları alalım da tarif edelim, sahibi çıksın, bu kasette değil. Sahibini bulalım da verelim, o kasette mi almışlar? Yok, bilmek için. Öyle o sual böyle olduğundan, فَاَجَابَهُمْ Peygamber Efendimiz onlara cevap verdi, بَاَنْ قَالَ buyurmak gerekiyle ki, ضَالَّتُ الْمُسْلِمِ حَرْقُنَّا Müslümanın gayb olan malı ateş parçasıdır. اِنَّ ضَالَّتَ الْمُسْلِمِ Müslümanın gayb olan malı Hükmü onun hükmü en yahfaza ala sahibiha. Onu hifzetmektir. O gaybı bulacaksan, onu saklayacaksan ta sahibi çıkıncaya kadar.
hatta tüeddiye ila sahibiha. Tarif edeceksen, etrafı ilan edeceksen sahibi çıkacak, gelip onu alacak. La le'en yentefi'a biha, yoksa o kayıp olan hayvanla sen intifa etmek değil. Lirukubin, binmek için, vela le gayri zalik, başka bir şey için. Ya onu hayvanı tutup binecek ki hayvanın sütü vardı, sütünü sağıp yiyecek, onun için götürüyor. Yahut götürüp satacak, bunun için değil. Ya hükmü nedir? Ha, bir hayvanı gördün. Gördünse onu tut, sahibini ara, sahibine teslim et. Febâne bizâlik. İşte bu rivayetlerle zahir oldu. Mâna hâdel hadis ve hadisin mânâsi. Ve enne zâlik. Bu gayb olan mali almak da alâ mâgat zekârnâ. Bizim zikrettiğimiz hüküm üzerinedir. Yani alması caizdir, sahibini bulup vermek için. Ama kendi malına katmak için değil, caiz değil. وَقَدْ كَانَ مِنْ مَحْتَجَّ بِذَٰلِكَ اَيْدًا. Bunun gibi gene delil getirenlerden oldu. مَنْ قَدْ حَرَّمَ اَخْذَ الدَّالَّةِ مِنْ ذَٰلِكَ. Hayır, mutlak haramdır. Kayıp olan bir şeye el vurmak haramdır diyenler bir delil daha getirdiler. Dediler ki, Hanefilere ki, yani siz bunu tarif için almak caizdir diyorsunuz. Halbuki tarif için almak caiz değildir diye bizim elimizde hadis var. Neymiş o? Ma kad haddesena Ali ibn Ma'bed. Kale haddesena Ya'la ibn Ubeyd. Kale haddesena Ebu Hayyan ni et-Temimi. Ani Dahhak ibn el-Münzir. Ani el-Münzir ennehu kal. Münzir dedi ki kad kündü bil Bevazic. Ben Bevazic'te idim. Ne oldu ya? Bir yerin ismi. Medine'ye yakın bir yerin ismi. Bevazic'te idim. Ferahatil Bakar. Sığırlar gittiler. فَرَآ ف۪يهَا جَر۪يرٌ. Hazreti Cebir o sığırların içinde gördü. Bekareten, bir inek gördü. اَنْكَرَهَا. Baktı ki o kendi hayvanlarından değil. Yani demek sığırların içerisinde yahut da cemaatin sığırlar içinde yabancı bir inek var. Onu inkar etti ki bu bizim malımız değil. فَقَالَ لِلْرَّعِ. Kendi çobanına dedi ki مَا هَذِي الْبَقَرَ. Bu inek nereden geldi, karıştı? Bu bizim ineklerden değil. قَالَ بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ. Kaçmış, kayıp. Dolaştı, bizim sığırları görünce geldi onların içine, karıştı. Dışarıdan gelmiş, karışmış. لَا اَدْرِي لِمَنْ هِيَ. Bu kimindir bilmiyorum. Geldi, sığırların içine karıştı. فَاَمَرَ بِهَا جَر۪يرٌ فَتُرِدَتْ. Hazreti Cerir emretti ki çobana ki bunu mallardan ayır, kov. Kov gitsin. Diyor, onu ayırdı, kovdu. Ta gözden kayıp oluncaya kadar onu kovdu. Hayvan nereden geldi, oraya kesin. Hatta tevarit, hatta hayvan gözden kayboldu. Şimdi bak diyor, bak bu delil ki, o adam o sığırların içerisinde Cerir emretseydi ki burada dursun, sahibini de soruşturalım, sahibi gelsin alsın. Onu yapmadı. Hemen hayvanlardan ayırdı, kovdu. Nereye giderse kesin, kurt yesin, it yesin, ne yerse ileriz yesin. Demek ki mutlak surette almak haramdır, delil getirdiler bunu. ثُمَّ قَالَ قَدْ سَمِيَتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. Bunu sığırı o ineği ayırdı da kovdu. Niçin? Ondan sonra Hazreti Cerir dedi ki ben Resulullah Efendimiz'den işittim. يَقُولُ buyurur diye. لَا يَأْوِ الضَّالَّةَ. Yolunu, izini, yuvasını sapıtmış bir hayvanı getirip saklamaz. اِلَّا ضَالٌ. اِلَّا delalete gitmiş sapık bir adam. Yolunu sapıtmış adamlar o hayvana sahip olurlar. Madem o hayvan sapıtmış, sen sapıtıp onu besleme, ahırına alma, çobanının önüne katma, kov kessin. Bak bu kuvvetli bir delil oldu ki sen hiç sahip olmayacaksın. Bir şey düşmüş, mal kaybolmuş olmuş, elin sürmeyeceksin. قالوا dediler ki فَهَذَا الْحَدِيثُ اِذَا يُحَرِّمُ اَخْذَ الدَّالَّةِ. İşte bu hadis de delalet ediyor ki evet, itik, biz itik deriz ya, mal olsun, hayvan olsun, onu almak haramdır. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِلْآخَر۪ينَ ف۪ي ذَلِكَ. Peki ötekiler bu diyenlere hüccet getirdiler. Dediler ki sizin böyle bir deliliniz var, fakat bunun cevabı var. Cevabı ne? اَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُونَ هُوَ ذَلِكَ الْا۪يوَى. Resulullah Efendimiz bir dalle, İtik bir hayvanı saklarsa. Saklarsa, ne için saklarsa? İki türlü saklamak var.
Ha, caiz ki Resulullah Efendimiz bu saklamayı bu ivayla kastetti. Ellezî lâ tarife mâhû. Tarifi yok. Onu aldı hayvanların içerisine kattı, sükut etti. Kimseye de söylemiyor, elan da etmiyor. Hayvan kaldı onun yanında. Sahibi ne bilecek ki senin hayvanların içinde o? İşte Resulullah Efendimiz bunu kastettiği ihtimali var. Evet, böyle yaparsa o adam daldır. Niye? Tarif edeceksin. فَاِنَّهُ قَدْ بَيَّنَ ذَٰلِكَ اَيْذَا Bunu beyan eden bir hadis var. قَدْ حَدَّسَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانِ قَالَ حَدَّسَنَا بْنُ اَبِي مَرْيَمْ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ اَيُّوبِ قَالَ حَدَّسَنِي عَمْرُ بْنُ الْحَارِسِ اَنَّ بَكْرَ بْنُ سُدَاتَ قَدْ اَخْبَرَهُمْ اَنْ اَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِ اَنَّهُ قَالَ أن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular ki men ava dalleten fehve dallun ma lem yuarrifha. Gayb olmuş bir hayvanı alıp da saklayan adam o da delalettedir onu tarif etmedikçe. Ha. İşte bu evvelki hadisi izah etti. Hazreti Cerir'in hadisini izah etti. Tarif etmedikçe. Demek ki gayb olan hayvanı alır, kendi hayvanlarına katar, evinde saklar. Tarif ederse, o dalalette değil. Tarif etmez de sükut ederse, onu yemek hıyanet kesti olduğundan o dalalettedir. Haddesana Ahmed ibn Abdurrahman ibn Vehbin. Kale haddesana ammi Abdullah ibn Vehbin. Kale haddesani Amr ibn al-Haris. Thumma zekere hadel hadise bi isnadi an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bimisli zâlik eyda seva. İmam-ı Tahavi diyor ki bu hadis-i şerif Ahmed ibn Abdurrahman'dan da rivayet eyledi. Tebeyyene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hadel hadis. Peygamber Efendimiz bu hadiste beyan eyledi. Menillezî yekûnü bi'ivâi dâlleti dâllen. Gayb bir hayvanı evinde besler, saklarsa, muhafaza ederse bu delalete gider. Bu kimdir? Ve ennehu lezî lâ yu'arrifuhâ. O hayvanı alır da onu tarif etmez. İşte odur. Hayvanı kendi hayvanlarına kattı yahut ahuruna aldı. Kimseye de söylemedi. İşte o delalettedir. Ama almış onu muhafaza etmiş ki gayb olmasın. NASA da soruyor ki sahibini bulsun da versin. O gayb olmasın diye alır saklarsa bu haram değildir. Fe'ade me'na hadel hadis. Bu hadisin me'nası avdet etti. İlâ me'na hadisil ciharud. Ciyarud'un rivayet etmiş olduğu hadisin manasına ve Abdullah ibn-i Şehir hizalikeydi. Abdullah ibn-i Şehir, Ciyarud bunlar rivayet eylediler. Ya, ki dediler ki eğer tarif için alırsa caizdir. Vakat haddesene Ebu Bekir'te kâle haddesene Hüseyin ibn-i Mehdi kâle haddesene Abdurrezzak kâle akberena Süfyan ibn-i Uyeyne an Vâil ibn-i Davud an Zühriye Muhammed ibn-i Sürqa an Ebihi Sürâkat ibn-i Malik أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سراقة Hazreti Peygamber Efendimiz'e geldi dedi ki ya Resulullah yeridu ala havdi ibilun ila ahra benim havzuma bazen sıcaktan susuz develer geliyorlar esakaytuha ben onları sulayayım mı kâle ve fil kebidil harai edurun herhangi bir ciğer sahibi susuzluğa ciğeri olan hayvanlar suya tahammül edemez, elinde su içecekler. Onlara su vermede sevap vardır. Herhangi bir hayvan olursa olsun, isterse köpek olsun. Hatta bir hadis-i şerifte var ki, bir adam baktı ki bir yabancı köpek bir kuyunun etrafında dolaşıyor. Adam baktı ki o kendi ikliminin köpeklerinden değil, bu hayvan susuz gelmiş. Mesini çıkardı, ip taktı, kuyudan suyu çekti, o hayvanı suladı. Cenab-ı Hak da o yüzden onu affediyor. Onun için o şimdi hayvanlar susamış, yabancı yerlerden gelmişler. Diyor ki benim havuzuma geliyorlar, ben bunlara su vereyim mi? Bunlarda sevap var mı? Peygamber Efendimiz de buyurmuş ki madem ciğer sahibidir, onlarda ecir sevap vardır. Şimdi bu sulamakla onlara sahip mi oldu? Yok. وقد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه أن أخاه سراقة بن مالك قال سراقة بن مالك قلت يا رسول الله
ثُمَّ زَكَرَ هَذَا الْحَدِيثِ بِمِسِ ذَٰلِكَ اِذَا سَوَى. Aynen bu hadisi şerifi söyledi ki, develer havza geliyorlar, susamışlar. Ben bunlara su versem caiz olur mu? Peygamber Efendimiz dedi ki, caiz olur, versene de sevap yazılır. وَهَا فِي حَالِ سَقِيهِ اِيَّاهُ مُؤْرِلَّهُ. Bu develeri sulamada bunları iva vardır. Develeri suladığın gibi hayvanlar rahat edecekler, senin orada kalacaklar. Öyleyse develeri yakalamış oldun. Eğer haram ise o develeri sulamak da haram. Çünkü yakalamış oluyorsun. فَلَمْ يَنْهَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ ذَٰلِكَ لِيْوَى. Onları sulamaktan, hayvanların istirahat etmesinden nehyeylemedi. اِذَا كَانَ اِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ مَنْفَعَةَ صَاحِبِهَا وَاِبْقَاهَا عَلَى رَبِّهَا. Çünkü o adam o develeri sulamakta neyi niyet etti? Develer ölmesin. Develer ölürse sahibine zarar olacak. Develeri suladığı gibi develer ölmez, kalırlar ve sahibinin olurlar ve sevabı fiha, hem de o kendisi de sevap alır. Öyleyse bu caiz oldu. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu ki ennel iva el mekruh, caiz olmayan iva, develere sahip olmak. Şey hadisi Cerir, Cerir'in hadisinde geldiği gibi, hani ineği kovduğu, hatta kendi sürüsünden çıkarttırdı. O innemâ huvel iva ullezî, şol bir iva onu sahiplenmektir ki yuradu bihi hilafu hapsiha ala sahibiha. Onu tutayım, hapsedeyim de sahibi geldiği vakıfta vereyim. Bunun hilafına olan işlerde bu. Adam hiç sahip olmayacak, onu sahibini göstermeyecek, alacak, kendi malına katıp yiyecek. İşte caiz olmayan bu. Hazreti Cerir'inki bu. Ama onu muhafaza edeyim de zayi olmasın, sahibi çıktığında ona vereyim. O yok. O caiz. Ve talebi sevabı fiha, hem de o hayvan zayi olmasın diye, sahibinin eline geçsin diye hem de sevap talep ediyor. Ve kad ihtecce ehlül mekâletil ula li kavlihim fî zâlike eydâ. Vallahu teâlâ alem ve sallallahu alâ seyyidina Muhammedin alâ aleyhi ve sellem. Fakat yine onlar başka bir delil getirecekler. Tekrar ona reddedecek. Derken bu bir iki gün devam edecektir. Ve kad ihtecce ehlül mekâletil ula. Birinci makale sahipleri delil getirdiler. De kavlihim, kendi kavullerine fizalik eyda. Fizalik bu meselede eyda, evvelki delil getirdikleri gibi yine delil getirdiler. Makaleleri de bir Müslümanın mali gitmişse, kaybolmuşsa onu herhangi bir suretle almak haramdır diyorlar. İster tarif için olsun, ister tarif için olmasın, onu almak haramdır diye onlar bir delil daha getirdiler. Ne ile? Bima şu bir hadisle ihticac ettiler ki قَدْ حَدَّسَنَا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصُّوْفِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بِنُ وَهْبِ بِنِ مُسْلِمِ الْقُرَشِ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُ بْنُ الْحَارِسِ وَمَالِكُ بْنَ اَنَسِ وَسُفْيَانُ بْنِ سَعِيدِ السَّوْرِ جَمِيعًا. Malik, Süfyan, evet, Amr ibn Haris, bunların üçü de haber verdiler ki enne Rabi'at ibn Ebi Abdurrahman'ı Rey. Rabi'atul Rey, yani bir defa anlatmıştım ya, babası çocukken koymuş gitmiş, gelmiş evine, evinden bir yabancı adam bulunca dövüşmüşler. Sonra adamın ailesiymiş ki babayla ne oldu dövüşüyordu, çünkü giderken çocukmuş, gelmiş ki yabancı bir erkek zannetmiş ki evine yabancı erkek girmiş. Sonra Harem-i Şerif'e gidiyor. Sabahtan namazdan sonra bakıyor ki bir adam oturmuş, bütün ehli Medine onun dersinde hadis yazıyorlar, fıkıh öğreniyorlar. Onun bu kim diyor? Bakıyor, tanıdığı hocalardan birisi değil. Birisine soruyor ki bu kim? Diyor ki tanımıyor musun sen ya? Tanımıyorum demiş. Sen Medineli değil misin? Medineliyim ama uzun müddettir buralarda değil dedim diyor. Aşağı yukarı 20-30 senedir ben azadaydım, dışarıdaydım. Ya buna Rebiatur Rey derler. Bu meşhur işte, Medine'nin en büyük alimi bu. Herkes bundan istifade ediyor. Allah Allah diyor. Rebiatur Rey. Bunun bir de bir babası varmış, eşittik. Bu gece babası da gelmiş imiş. Ha, adam anlıyor ki kendi oğluymuş. Ailesine de giderken 30 bin dirhem para bırakmış. Geldiğinde sormuş gece. Demiş ki parayı ne yaptın? Ailesi demiş komşulara verdim borç. Getir parayı deyince komşulara verdim. Sonra alayım. Halbuki o parayı sarf etmiş, oğluna yemiş.
Şimdi kadın düşünüyor, ben bu yalanı söyledim ama komşulardan git getir derse ne yapacağım? Tabi adam evine geliyor, sevine sevine, ya diyor, bizim oğlumuz büyük hoca olmuş, bütün Medineliler bundan ders alıyorlar. Çok mesrur oldum, böyle bakayı anlatıyor. Diyor ki, oğlum böyle alim olması mı iyiydi, iyidir? Yoksa 30 bin dirhem gümüş para olması mıydı? Hangi 30 bin dirhem diyor, böyle bir alimere geçer mi? İşte senin bana bırakmış olduğun parayı ben sarf ettim, bu oğlanı yetiştirdim demiş. Komşularda para mara yok. İşte buna Rebiatü Rey derler. İmam-ı Malik'in hocası. Bunlar Rebiatü Rey'den rivayet ediyorlar. Onlar da kimden? Haddesehum cemiyen, onların üçüne hepsine rivayet eyledi. En Zeyd, en Yezid, Mevlel Mümbeiz ve Zeyd ibn Halid'il Cüheni. Bunların ikisinden rivayet eyledi. Kale. O Yezid ve Zeyd dediler ki, Câ racülün ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Peygamber Efendimiz'e geldi. Ve ene me'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de Peygamber Efendimiz'le beraber idim. فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَتَةِ Lukateden sordu ki, bir adamın mali düşmüşse bu bunu almak caiz midir, değil midir? فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdu ki, اِعْرِفْ عِفَاسَهَا وَوِكَاهَا اِعْرِفْ sen bil, عِفَاسَهَا o ne düşen malın üzerindeki kabı nedir? Çanta mı? Kurş mi, çadır mı, neye sarılı? Onu bil. Ve vika'aha, onun bağlarını da bil. Yani ne şekilde? Muşambaya sarılmış, ipine mi sarılmış, başka çemberine mi sarılmış? Bunu bil. Sümme arrif ha sene. Bir sene onu millete tarif et. Böyle bir şey zayi olmuştur. Şu şekilde, bu şekilde. Bunu tarif et. Fe inca sahibuha, sahibi gelirse gelir alır. Ve illa gelmezse feşe'neke biha. Artık ne yaparsan yap. Feşe'neke biha. Sen onu ne yaparsansa serbestsin. Bu lukate. Lukate adam giderken düşmüş. Ya para düşmüş, ya eşya düşmüş. Adamın haberi yok. Bunu almak için Resulullah Efendimiz'den soruyor. O da diyor ki al. Fakat onun ne şekilde olduğunu, kabını, bağını iyice bil. Ondan sonra tarif et. Bir sene mescitte, toplantı yerlerinde böyle bir şey benim elimde var, sahibi kimse gelsin. Çıkarsa gelir alır. Yok, çıkmazsa ne yaparsan yap. Müddet koymuş mu hocam? Ne kadar? Bir sene. Bir sene. Gâle fudâletu. Şimdi bunlar almak haramdır diyen adamlar. Bunu delil getirdiler. Şimdi bu adam geldi diyor ki sordu bu lukate. Demek ki lukateyi almak caiz imiş. Fakat Gâle Fudâle, Râvi Fudâle diyor ki El-Ganem ya Resulallah, ya gayb olan koyun ise, koyun, keçi, davar ise bunu ne yapalım? Fekâle hiye leke evli ahike evli zîb. O ya senindir, ya senin kardeşindir, yani mal sahibindir, yahut da hurdundur. Yani ya sen onu al ye. Senin olur. Yahut da bırak sahibi arasın, bulsun. Yahut da bırak sahibi arayı sen almasın. Sahibi de aramazsa, arayı bulamazsa o diye gider. Bu üçünden birisi olur. Gâle Fudâle. Fudâle dedi ki el ibil ya Resulallah, ya deve kayıp olmuşsa, deveye tesadüf edersemse bu nasıl? Fekâle me'ahâ sikâvuhâ ve hizâvuhâ. Onun suyu kendisiyle beraber, ayağının ayakkabısı beraber. Bunun seninle ne alakası var devenin? Deve istediği yere gider. İstediği yerde suyu bulur. İstediği yerde otlar. Teredülmez. Suya varır o. Ve tekülür şecer. Ağaçlardan yer. Hatta yelkâhe rabbuhâs. Sahibi gelip ona mülakat oluncaya kadar o yaşar. Yani deve olursa yaklaşma. İşte ha, bak bundan diyor. Demek ki bunlar diyorlar ki bizim öteki delilleri siz kabul etmiyorsunuz. Buna ne diyeceksiniz? Deveyi almak haramdır.
koyun labes alması caiz. Eşya olursa caiz. Fakat deveyi almak caiz değildir. Bu hadis bizim lehimize delalet eder. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن جميعا أن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال زيد بن خالد dedi ki قد سئل سؤال olundu kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz minel lukateti lukateten eşya düşmüş, bir Müslümanın eşyası düşmüş yolda. O da neden? O eşyada minel zehebi vel fiddati vel beriki altın, gümüş yahut da başka bir şey düşmüş. Yani hayvan değil, eşya. Bunu tesadüf edersem sen ne yapayım dedi, sordu. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اَعْرِفْ سَنْ اَيِّبْ اَيْتَ بَلِّلَ وِكَاءَهَا وَعِفَاسَهَا onun bağlarını neyle bağlamış? Sonra kabını, hangi kabın içinde? Bunu iyice bellile. Mesela altın ise tabi kesenin içerisindedir. Kesenin rengine, deriden mi, kumaştan mı, kumaştan ise rengi ne şekilde? Evet, cüzdan ise cüzdan ne şekilde? Bunu iyi bellile. وَعَرِّفْهَا سَنَ bir sene onasa bunu tarif et. Cumaları kalabalık yerlerde yahu ben böyle bir kese buldum. Yeşil bir kese kumaştan işte bağı şöyle. Bunun sahibi kimdir? فَاِنْ لَمْ تُعَرَكْ bir sene zarfında sahibi bulunursa bulunur. Bulunmazsa فَاِنْ لَمْ تُعَرَكْ bulunmazsa فَاسْتَنْفِعْ بِهَا götür onunla menfaatle yani onu yemesi caiz. وَلْتَكُنْ وَدِيَعَةً اِنْدَكْ fakat ondan menfaatten ama senin yanında emanet olsun. فَاِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ يَوْمًا مِنَ الدَّهَرِ zamanın birinde onun sahibi çıkar gelirse. 2 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra adam çıktı geldi. Yahu filan vakitte ben bir şey yitirmiştim. Onu da sen bulmuşsun, sendeymiş. فَاَدِّهَا اِلَيْهِ o vakitte onu ona ver. Eğer o şey menfaat görülür bir şey ise mesela diyelim koyundur, inektir, devedir. Sen menfaatini gör. Fakat sahibi çıktı geldi mi zamanın birinde malını kendisine ver. Evet. Şayet para ise, parayı da sarf etmiş, yemiş ise sahibi geldiğinde ne yapacak? Ödeyecek. Bunu ödeyecek. Sümme zekerna fil hadisi fil ibili vel ganem. Evet. Devede ve koyunda da biz zikrettik. Bir misli ma fi hadisi Yunus. Yunus'un hadisinde olanı sevaleyle. O adam sordu ki ya Resulallah ya koyunsa? Koyunsa ya senindir, ya sahibinindir, ya da kurdundur. Ya sahip olmazsan, sahibi de bulamazsa kurt yer. Yok sahibi bulursa sahibinindir. Sen alırsansa senindir. Ya deve, deveye karışılmaz. Deve kendi kendini korur. Sahibi arasın bulsun. Deveye bir şey olmaz. Şimdi o deveye bir şey olmaz, deveye dokunma dediğinden bunlar birinci mezhep sahipleri delil getiriyorlar. Haddesena Ali ibn Abdurrahman kâle haddesena Abdullah ibn Meslemet ibn Ka'ne kâle haddesena Süleyman ibn Bilal en Rabi'at ibn Abdurrahman en Yezide Mevlel Minba'is ennehu semi'a Zeyd ibn Khalid el-Cühari yakul Zeyd ibn Khalid dedi ki sümme zekere hadel hadis bu hadisi zikreyledi an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den zikreyledi. Misle zâlike eyda sevâen. Aynen yukarıda okuduğumuz hadis-i şerifin aynını zikreyledi. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk. Kale haddesena Ebu Amir'in el-Akadiyyü. Kale haddesena Süleyman ibn-i Bilal. An Rabi'ate ibn-i Ebi Abdurrahman el-Ra'i. Ra'i değil. Ar-Rey, onu yanlış yazmış. Rabi'atü'r-Rey. Başka bir Rabi'a da var da o meşhur olan babası çocuk bırakıp da gelip alim bulduğu bu. Rabi'atü'r-Rey. En Yezide Mevlel Münbeis. Onun kocası da Yezid. İsminde bir köle, Münbeis'in kölesi. O köle de kimden rivayet ediyor? Eshab'dan Zeyd ibn Halid'in Cühani'den rivayet ediyor.
Yakul, evet. Zeyd ibn Halid dedi, yani anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet etti, bir misli zâlikel hadîs-i eyda. Aynen bu hadisi şerif gibi hadisi rivayet eyledi, sevaen müsavi olarak, gayre ennehu lem yakul fi zâlik. Fakat bu ikinci hadiste demedi, vel yekün vedi'aten indek, senin yanında emanet olsun demedi. Ya sen onunla menfaatle sahibi bir gün gelirse, sahibi bir gün gelirse verir. Haddesena Fahd ibn Süleyman ve Ali ibn Abdurrahman kâle haddesena ibn Ebi Meryem kâle haddesena Yahya ibn Eyyub kâle haddeseni Muhammed ibn Aclan kâle haddeseni Yelkâkâ ibn Hakim en Ebi Salih en Ebi Hureyre radıyallahu anhu enin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ennehu su'il. Şimdi Hazreti Ebu Hureyre'den de rivayet edildi. O rivayet Zeyd ibn Halid el-Cüheni'den idi. Enin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ennehu su'il. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sual olundu. En dâlletil ghanem. Gâib olan koyundan, davardan sual edildi. Fekâle dedi ki, hiye leke evlâhîke evlidîbi. O gayb olan koyun ya senin malın olur ya senin kardeşin olur yani sahibin olur yahut da kurdun olur. Sen alırsan sahibi gelmezse senindir. Yok sahibi gelirse sahibinindir. Sahibi gelmez sen de sahip olmazsansa onu kurt yer. Üçünden birisi olur. Ve söylen dalletil ibn. Bir de gayb olan deveden sual edildi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki مَا لَكَا وَمَا لَهَا. Deveyle senin ne alakan var? مَعَهَا سِقَاءُهَا وَحِذَاءُهَا. Onun yiyeceği, içeceği, gezeceği, suyu kendisiyle beraber. دَعَهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا. Sen onu bırak hatta sahibi arasın bulsun onu. قَالُوا. İşte bu birinci mezhebe gayb olanlar dediler ki fi hadal hadis bu hadisi şerifte olucudur. Ennehu kad nahahu sallallahu aleyhi ve sellem nehy eledi en ahzi dalletil ibil. Gayb olan deveyi almaktan nehy eledi. O deve gayiptir. Onu almayı men etti ki almayın, tutmayın. Ve emerehu bi terka emretti ki deveyi terk edin. Fezalike eyza işte bu deveyi terk etmek oldu. Delilün ala tahrimi ahdid davan. Gayb olmuş hayvanları almanın haramına delil oldu. Deve de gayb olmuş. Bak onu almak haram. Öyleyse bu bizim delilimiz oldu. Kıyle lehum onlara cevaben denilir ki ma fi zâlike delilün ala ma zikertumuhu. Sizin zikrettiğinize bu hadisi şeriflerde delalet yok. Bu delil olamaz. Lakin fi zâlik o hadisi şeriflerde vardır. Emrun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem iyyahu. O sual eden adama Peygamber Efendimiz'in emri vardır. Ne emri? Biter ki dâlletil ibil. Gayb olan deveni tutmayı terk et. Haramdır değil demedi ki. Sen onu alırsansa haramdır demedi. Ya ne buyurdu? Yok deveyi alma. Terk et. Çünkü ona bir şey olmaz. Kendisini korur. Kurt yiyemez. Kendisini suyu arar bulur. Karnına ağaçları yer duyurur, sahibi arasın, bulsun. Ama dedi mi ki, alırsan onu tarif için alırsansa haramdır dedim. Yok, demedi. Nereden çıkarırsan haram olduğunu. Peygamber Efendimiz yalnız dedi ki, alma, terk et onu. فَذَٰلِكَ اِذَا دَلِ Evet. لَاَنَّ مَنْ لَاَنَّ مِنْ شَانِهَا O gayb olan devenin şanındandır, talebel mi? Suyu aramak, susan değil mi hayvan? Arar suyu. Hatta yakdir ve la zalik. O suyu arayıp bulmaya da onun kudreti var. O deve bu arar bulur. Ve huve la yakhafu ve huve la yukhafu aleyhi diya li zalik. Bunun için susuz ölür, aç ölür, kurt yer. Ona da korkulmaz. Deveyi kurt yiyemez, kurt ona yanaşamaz. Ya ağaçlardan karnını doyurur, suyu da o gider arar bulur. لَاَنَّهَا قَدْ تَرِدُ الْمَا O suya varır ve tekülü şecer, ağaçları yer. Hatta yelqaha rabbuha. O günlerce böyle yaşar. Sahibi arayıp buluncaya kadar yaşar. 3 gün, 5 gün, 10 gün.
Öyleyse Resulullah Efendimiz bunu terk et dedi. Feterkuha, o deveyi terk etmek eftalu min ahsiha, onu almadan daha eftaldır. Hadiste bu delalet var. Onu almak da caiz olur ama alma, terk etmesi daha eftaldır. Sahibi arasın bulsun. Veleyse min men ahazaha, veleyse olmadı men bir kimse ki ahazaha, o kaybolan deveyi ahsetti. لِيَحْفَزَهَا عَلَى صَاحِبَا, onu hifzetsin de sahibi geldiğinde versin. Kendine mal etmiyor da onu saklayacak, hifzedecek, sahibi geldiğinde verecek. Bunun için alan adam olmadı. بِمَأْسُومِنْ, günahkar olmadı. بِذَارِكْ, o deveye sahip çıktı onda. O deveyi sahiplendi ki sahibi geldiğinde ona versin, baktı, besledi. O günahkar olmadı ki. Ama terk etme sahipte. Senin getirmiş olduğun hadislerde terkini emretti. Yani aftali beyan etti Peygamber Efendimiz. Yoksa alan günahkar olur manasına değil. وَقَدْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ, senin bu getirmiş olduğun aynı hadisi şeriflerde Peygamber Efendimiz sual edildi. اَنْ ضَالَّتِ الْغَنَمْ, kayıp olan koyundan, ondan da sual edildi. فَقَالَ, dedi ki, buyurdu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, هِيَ لَكَ اَوْ لَاخِيكَ اَوْ لِذِيبِ, o ya senindir, ya kardeşindir, ya kurdundur. Ne demek? اَيْ لَكَ اَنْ تَاخُزَهَا لِنَفْسِكَ, لَكَ, sana caizdir. اَنْ تَاخُزَهَا, o kayıp olan koyunu alasın. لِنَفْسِكَ, kendi nefsin için. Alırsın, kendine mal edersin. Bu demek. لَكَ, ya senindir. Alır, kendine mal edersin. Bir. فَتَكُونُ فِي يَدَيْكَ, senin elinde olur. لِأَخِيكَ, senin kardeşin için. Yani sen onu alırsan, ondan menfaatlenirsen, sahibi çıkarsa ona verirsin. اَوْ تُخَلِّيهَا, yahut da sahip çıkmasan bırakırsın. فَيَاخُذُهَا الذِّيبُ فَيَكُلُهَا, kurt gelir onu alır, kurt yer. Kurda gider. اَوْ يَجِدُهَا رَبُّهَا, yahut da sen onu almazsan giderse ya kurt yer yahut da kalır, sahibi gelir. فَيَاخُذُهَا, arar bulur. Yahut böyle olur. Bak sallallahu aleyhi ve sellem deve hakkında sual edildiği gibi koyun hakkında da sual edildi. Koyun hakkında da üç türlü emir buyurdu. Ya kendinin olur, ya sahibinin olur, ya kurdun olur. فَفِي ذَٰلِكَ اِبَاحَةٌ لِأَخْذِهَا, koyunda, koyunu almakta mübah olduğu bu hadiste var mı yok mu? Var. Diyor ki فَفِي ذَٰلِكَ, bu hadis-i şerifte orucudur. İbahatun, ibaha vardır. Le'aksiha, koyunu almak. Koyunu almak helal oluyor. Fakat öyleyse, koyunu almak helal olursa, deveyi almak o da ona kıyas edilir. Ve kaduru yan Abdillah ibn Amr ibn al-As anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi zalik eyda. Ma kad haddesena Yunus, kâle haddesena Abdullah ibn Vah, kâle akhbereni Amr ibn al-Haris ve Hişam ibn Sa'd kilahuma an Amr ibn Şuayb an ebihi an Abdullah ibn Amr ibn al-As enne raculen min Müzeyne, Müzeyne'den bir adam eta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e geldi. Fese'elehu, Resulullah Efendimiz'e sordu. Fekale lehu, Peygamber Efendimiz'e dedi ki ya Nebiyyallah, ey Allah'ın Nebisi, keyfe tera fi dalletil ganem, kayıp olan koyun hakkında ne buyurursun? Baktım ki koyun kayıp olmuş, ben bunu gördüm, ne emredersin? Fekale buyurdu ki ta'amun me'kulun lek, ta'amun, o koyun bir ta'amdır. Me'kulun, yenilmiş bir ta'am, lekesene, senin için yenilmiş, ekl olunan bir ta'amdır. Evlâhike, yahut kardeşin için bir ta'amdır. Evli zibi, yahut da kurdun yemek olur, onun nesibi olur. İhbis alâ ahike dâlletehû, senin o kardeşin itikini sen hapset yanında. Al, muhafaza et. Sahibi çıkarsa sahibine verirsin. Sahibi çıkmasa kendin yersin. Yani kurda bırakma. Fekale lehu ya Nebiyyallah, bu adam dedi ki ey Allah'ın Nebisi, ve keyfe terafi dalleti libi, ya kayıp olan, kendisini getirmiş olan deve hakkında ne buyurursun? Fekale buyurdular ki ma leke ve ma leha, senin ne işin var onunla? Yani deveyle ne işin var senin? Ma'aha siqauha ve hizauha, onun sıkası, yani kendisinin içeceği suyu kendisiyle beraber, yürüyecek ayağı kendisiyle beraber.
ve la yuhafu aleyha zib. Kurdun onun yemesi korkusu da yok. Kurt deveye yaklaşamaz. Tekulul kele. Otları otlar. Ve teridul ma. Su sandığı gibi suya varır. Daha sen deveyi terk et. Hatta yetiye talibuha. Onun sahibi, onu talep eden, onu kesin bulsun. Fî hâdel hadîs, bu hadîs-i şerifte eyda, yukarıdaki hadîs gibi orucudur. İbâhetü ehdit davâr, gayb olan hayvanları almak mübah olduğu orucudur. Elleti öyle gayb olan hayvanlar ki kad yukâfü aleyhâbbiyâ. Eğer onu almasa zayi olacak. İşte o hayvanları almak caiz. O da ne? Koyun gibi. Koyun almasan sapık yer. Evet. Ve hapsuha lehu. Onu almak ve onu hapsetmek. Ama kim için? Lehu sahibi için. Alır kendi hayvanların içine korsun fakat kendine milk edinmesin. Hayvan ise sütünü sağarsın, yersin, istifade edersin, menfaatini görürsün. Sahibi çıktığında sahibine verirsin. Fedelle zalik. Bu delalet etti neye? Ala enne mâna kavle Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in yukarıda geçen hadisi şerifinin manası. Hangi hadisi şerifi? İnne dâlletel müslim evil mümin harakun nâr. Yahut harakun nâr, ikisi de olur. Müminin gaybi cehennemin ateşidir. Yani onu alırsansa, kendine milk edersense cehennemde yanarsın. Bu hadisin manası bak bundan zahir oldu. Ne demek? Onu alır, sahibine vermemek için alırsansa haram olan bu. Ama onu alır da muhafaza edersen sahibi çıktığında sahibine vermek için bu haram değil. Ve kavlu nebi sallallahu aleyhi ve sellem, yine Peygamber Efendimiz'in kavli şerifinin manası ve kavlu nebiyyi. Mana kavli oraya matur. O ikinci hadisi şerifin manası da zahir oldu. Hangi ikinci hadis-i şerif? La ye'vi ev yu'vi eddallete illa dâli. Gayb olan hayvanı iva etmez, kendi menzilinde saklamaz, illa dalalete gitmiş, sapıtmış bir adam yapar. Bunun da manası çıktı. Yani o gayb olan hayvanı sahibine vermemek üzere alır da kendisi saklarsa, gizlerse işte o dalalete gitmiştir ya. Onu alacaksan kendine mal etmeyeceksin. Sahibi çıkıncaya kadar muhafaza edeceksin. Sahibi çıktığında sahibine vereceksin. Bu hadisin manası da meydana çıktı. İnnemâ erâde bizâlik. Peygamber Efendimiz bu hadisle murad etti. Hayvanı saklamak neyi? El îvâ ellezî şul bir saklamayı ki lâ tarîfe me azâlik. Tarif yok. Hayvan bulunmuş, hayvanı almış, getirmiş, kendi hayvanların içine koymuş. Hiç kimseye de söylemiyor. Tarif etmiyor ki sahibi çıksın da gelsin alsın. Tarif olmazsa, tarif etmezse işte bu haram. Vel ehzillezî lâ tarife me'azâlikeyden. Bu hayvanı alıyor, tarifi yok. İva ediyor, tarifi yok. Ellezeyni, evet. Öyle iva, öyle ehz ki humâ dıddul hepsi. Bunların ikisi hepsi zıddıdır. Ala sahibi davar, gayb olan hayvanların sahibi üzerine hepsi zıddıdır. Onları alır, saklar, hepsederse sahibine verir. O başka, fakat tarif etmezse hıyanet etmiş olur. Öyleyse bu hadislerin manası böyle oldu. Hatta yettefüke mâna hadisine hâda, bizim bu hadisimizin manasıyla ve mâna zeynikel hadiseyn, bir de yukarıda geçen o iki hadisin manası birbirine muvafık olsunlar diye böyle mana verdik. وَلَا يَتَضَادَّ هَذَا الْحَد۪يسُ Bu hadisle zıt bulmaya neyle? وَزَيْنِكَ الْحَد۪يسِينِ وَالْنَعَ مَعْنَاسِنَا مَعَ زَيْنِكَ دَيْنِ وَزَيْنِكَ الْحَد۪يسِينِ اِذَابِ de yukarıda geçen iki hadisi şerif. Bunların manaları birbirine zıt bulmasın, müttefik olsun diye böyle mana verdik. وَفِيمَا قَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْاِبِلِ بِقَوْلِهِ Bir de Peygamber Efendimiz deve hakkında beyan etmiş olduğu şey de olucudur. Neyle beyan etti ki? Bi kavlihi mâ leke ve mâ lehâ. Seninle devenin ne işi var? Ne'ahâ sikâvuhâ ve hidâvâ. Onun suyu ve ayağı kendisiyle beraber. Ve lâ yukâfü zîbe aleyhâ.
kurdun da onun gelip yeme korkusu yok. İşte bu hadis-i şerifte orucudur, delilün. Delil orucudur ki ala ennehu Peygamber Efendimiz lem yutlik lehu ahzaha. Onu mutlak almayı itlak etmedi. Li'ademil havfi aleyhi. Deve üzerine havf olmadı ondan. Al demedi. Mutlak. Ya. Yani sen terk et. Eftar olan bu. Ama alır da sahibi bulununca sahibine verecekse, vermek üzere deveyi de alırsan ise haram değil. وَفِي اِبَاحَتِهِ لَاَخْتِ الشَّاتِ Koyunu almayı mübah kılmasında oldu. Ne için almasında? لِخَوْفِ عَلَيْهَا مِنَذ۪ي Kurt bunu yer korkusuyla koyunu almak mübahtır. İşte bunda oldu. Delilün delil oldu ki اَلَا اَنَّ النَّاقَةَ Deve de kezalike izâ. O da böylecedir. Ne vakitte? اِذَا خِيْفَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ الزِّيْهِ Kurt değil ama o mıntıkada başka büyük canavar var. Kaplan var, aslan var. Ulan bu deveyi parçalar yer. Öyleyse ben bunu alayım da hayvan zayi olmasın, sahibi için muhafaza edeyim. Ha. Böyle bir tehlike varsa o deveyi almak caiz olur. Ama böyle bir tehlike yok olsa terk etmek eftal. Almak haram değil ama terk etmek eftal. Fakat biliyorsun ki muhakkak hırsız bunu götürecek. Mesela hırsız var yahut da kurttan gayri başka canavarlar var ki deveyi yerler bunlar. O vakitte onu almak mübahtır. Sahibine vermek üzere. Ve enne ahzaha li sahibiha. O deveyi almak sahibi için. Ve hifzaha ala rabbiha. Onu hifzetmek sahibi geldiğinde vermek üzere. Evla min terkiha ve zihabiha. O deveyi terk etmekten evladır. Terk etsen, bıraksan hayvanı telef olacak. Hırsızlar çalıp götürecek. Başka hayvanlar yiyecek. Öyleyse onu evla olan alıp hissetmek sahibi çıktığında verir. Ve kad cana nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den geldi. Ma yedullu delalet eden şey ki ala enne hükme dâlle kayıp olan hayvanın hükmü ki hükmü lukate kayıp olan eşyanın hükmündedir. Fizalik bu meselede. Ha eşya kayıp olan eşyayı almışsan ha kayıp olan hayvanı almışsan ikisinin hükmü birdir. Buna dair de hadis-i şerif var. وَهُوَ مَا قَدْ حَدَّسَنَا إِبْرَاهِيمِ بْنِ مَرْزُوقَ قَالَ حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادُ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَلَى عَنْ عِيَادِ بْنِ حَمَّادٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيَادِ بْنِ حَمَّادٍ diyor ki Peygamber Efendimiz قَدْ سُئِلَ عَنِ الضَّالِّ kayıp olan hayvandan sual olundu فَقَالَ dedi ki عَرِّفْهَا sen onu tarif et فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا onun sahibini bulursan ver وَاِلَّا yok bulamazsansa فَهْيَ مَعْلُ اللّٰهِ Allah'ın malıdır. İster kendin ye, ister başkasına ver. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisi şerif doğrucudur ki اَنَّ تَعْرِيفَهَا vacib. Kayıp olan bir şeyi tarif etmek vaciptir. وَمُعَرِّفُهَا فِي حَالِ تَعْرِيفِ اِيَّهَا Onu tarif etme halinde tarif eden adam da aldı evine koydu tarif ediyor ya ona müarris derler, tarif ediyor. O da mümsikün leha, o hayvanı imsak etmiş, tarif ediyor. Ona buna soruyor ama hayvanı tutmuş, kendi evine götürmüş. Ve mü'vin iyyaha, hem de onu götürmüş, kendi menzilinde iva etmiş, saklıyor. Ama kim için? Li sahibiha, sahibi için iva etmiş, sahibi için tutmuş. Ve bir taraftan da tarif ediyor. Ve lem yömer bi terki zalik. Bunu bırak geçsin diye Peygamber Efendimiz emretmedi. فَدَلَّ هَذَا bu delalet etti ki اَنَّ الْاِمْسَاكَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ عَنْ ذَالِكَ hayvanı tutmayın. Peygamber Efendimiz kayıp olan hayvanı almaktan nehyeyledi. Onu saklamadan nehyeyledi. O saklamak, o imsak nedir? Hangisi? فِي غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ bu hadisin gayrısında ne dedi? Kayıp olan hayvanı saklayan o daldır. Delalettedir. Saklama. Hangi saklama hangi hayvanı? Onu diyor ki bu delalet etti ki innema huvel imsak o hayvanı almaktır. Ellezî öyle bir imsak ki o lem yok. Demiciz. Yef'aluhu işler onu. El mümsikü mümsik. Tutan adam. O imsaki yapar onu tutar. Ne için? Li nefsihi kendi nefsi için tutar. La li rabbid dâlle fî zâlih.
hayvanın sahibini için tutmuyor. Hayvan gayb olmuş, onu tutmuş, kendisi yiyecek. Ha, işte Peygamber Efendimiz bundan nehyetti. O ki tarif etmeyeceksen öyleyse alma. Tarif edeceksin, sağ ol. فَهَذَا مَا فِي الضَّوَالِ مِنَ الْاَحْكَامَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلُّ اللّٰهِ İşte gayb olan hayvanlar hakkındaki hükümler bunlardır. Vallahu Teala alem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي اللُّقَةَ Lukata hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildi. Lukata, bir adamın bir eşyası düşmüş bir yere. Kendisinin haberi yok. Buna lukata derler. Onu almak caiz mi değil mi? Peygamber Efendimiz'den rivayet olundu ki اَنَّهُ قَدْ اَمَرَ بِالْاِشْهَادِ عَلَيْهَا Peygamber Efendimiz buyurdu ki onu alın fakat şahit tutun. İki şahit tutun ki bak ben bunu alıyorum, sahibine vermek için alıyorum. Ve terki kitmaniha, onu götürüp gizlemeyi terkini de emretti ki gizlemeyi. Onu alır da gizlerseniz ise bunu yapmayın. Ya al, şahit tut, sahibine vermek üzere al. Mimma, peki bu Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Mimma kad ruviyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi zalik. Bu mesele hakkında Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadislerdendir bu da diyor. O nedir rivayet edilen hadis? Ma kad haddesena Muhammed ibn Huzeyme. Muhammed ibn Huzeyme'nin İmam-ı Tahaviye rivayet eylemiş hadis, işte o hadislerdendir. قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذا عن يزيد بن الشخير عن مطرف بن الشخير عن عياد بن حماد المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله Efendimiz buyurdular ki من التقط لقطة bir adam düşmüş bir şeyi yerinden alırsa فليشهد عليها ذوي عدل iki adil adamı şahit tutsun. Ben bunu alıyorum sahibine vermek üzere. Siz şahit olun desin. Ve la yektümha. Onu ketmetmesin. Alıp götürdükten sonra alır. Kimseye de söylemez. Gizler. Bunu yapmasın. Ve la yugayyirha. Onu tayir de etmesin. Olduğu gibi muhafaza etsin. Fe inca rabbuha. Onun sahibi gelirse. Gelir alır. Ve illa. Eğer gelmezse sahibi, bulunmazsa femalullah, Allah'ın malıdır, yü'tihi men yeşâ, dilediğine versin. O ki gelmedi. O alanda bir mesul yok değil mi hocam o zaman? Yok, alsın diye işte diyor. Şimdi o birinci zümre sahipleri dediler ki alması caiz değil. Almayacaksın, haram dediler. Bu ikinci zümre diyor ki bak Resulullah Efendimiz ne emrediyor? Alsın. Yalnız onu gizlemesin. İki şahit de tutsun, sahibi geldiğinde versin. Gelmezse istediğini versin. Bu delalet ediyor ki alması haram değil. فَلَمَّا كَانَ اَخْسُ الْلُقَتَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مُبَاحًا Yere düşen bir eşyayı almak mübah olduğu vakitte كَانَ كَذَٰلِكَ اَيْذَا اَخْسُ الضَّالَّةِ فِي ذَٰلِكَ Gayb olan hayvanı da almak o da mübah olur. Bir hayvan gayb olmuş. Koyun, deve, sığır neyse onu da tutup da almak, sahibine vermek üzere o da mübahtır. Yalnız onu alırken iki şahit tutacak ki bak ben filan şeyi, hayvanı yahut da eşyayı buldum. Şahit onun sahibi çıktığında vereceğim. وَاِنَّمَا يُكْرَهُ أَخْذُهُمَا جَمِيعًا İster lukata olsun, isterse gayb olan hayvan olsun, onları almak mekruh olur, haram olur. Ne vakitte? اِذَا كَانَ يُرَادُ مِنْهُمَا Eğer onlardan murad ederse neyi? Dıdda zalik bunun dıddını. Yani sahibine vermeyecek. Onları alıyor, kendisi yiyecek. Onun zıddı bu. Kendisine mal edecek, o vakitte haram olur. Madem sen kendi nefsine itimat edemiyorsun, onu alıp yiyecek. Nefis öyle diyor, öyleyse alma. Eğer itimat edersen nefsine, kendim bunu alırım, saklarım, sahibi çıktığında da veririm, al. Yok. Bazı adamların tebiatı kötü olur. Evvela emaneti alır, sonradan da iyi verir. Yok, o vakitte haramdır. Ve lekad istahabbe Übey ibn Ka'b
Zeyyubun-i Kelb müstehap gördü. Orada da yanlış yazmış. Ta evvel olacak. Ahsel lukatat yere düşen eşyaların almasını müstehap gördü. Ve en la yetruke lissiba canavarlara terk etmeye. Sen yolda gidiyorsun, baktın ki bir koyun kayıp olmuş. Onu orada terk etsen kurt gelip yiyecek. Niye canavarlara bırakıyorsun? Al. Yahut da gittin ki yolda bir şey düşmüş. Onu vahşi hayvanlar gelip o şeyi parçalayacaklar, mahvedecekler. Onu al. Almak müstehaptır diyor. Değil haram. فَحَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَ قَالَ حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنِ سَعِيدِ ثَوْرِي عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَ اَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ حَاجًا ben hacı olarak çıktım. فَاَصَبْتُ صَوْتًا bir kamçı gördüm yolda, bir kamçı düşmüş. فَاَخَذْتُهَا ben onu aldım. فَقَالَ لِزَيْدُ بْنُ سَوْحَانَ Zeyd ibn-i Sevhan dedi ki arkadaşı, daha bırak onu, alma. Düşen yerde kayıp olan bir şeyi almak caiz değildir, bırak dedi, alma. Fekultu, ben ona cevaben dedim ki, la ede'uha lisiba, ben bunu yırtıcı hayvanlara mı bırakayım? Bırakmam. Yani o kamçı yırtıcı hayvanlar gelip yiyecekler, faydasına bırakmam. La ahuzenneha, ben bunu elbette alırım. فَلَا أَسْتَنْفِعَنَّ بِهَا onunla faydalanırım. Bu kamçıdır, işe yarar. Fakat burada bıraksam, almasam canavarlar gelip bunu yiyecekler. Faydası olmayacak. İkisi ihtilaf etti şimdi. Birisi kamçıyı aldı, birisi de itiraz etti. فَلَقِيْتُ اُبَيَّ بْنِ كَعْبِ bu ihtilaf üzerine diyor, Ashab-ı Kiram'dan Übeyye ibn-i Ka'b'e tesadüf ettim. فَزَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ ona bu meseleyi zikreyledim ki bu kamçıyı ben aldım. Zeyd ibn-i Sevhan da men etti beni. Bu doğru mu oldu, eğri mi oldu? فَقَالَ لِي اُبَيِّ بْنُ كَعْبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ diyor, bana dedi ki لَقَدْ اَحْسَنْتَ فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında güzel yapmışsın. Aldığına daha iyi olmuş. اِنِّي قَدْ كُنْتُ وَجَدْتُ سُرَّةً Übeyye ibn-i Ka'b diyor ki ben bir defa yolda bir kise buldum. فِيهَا مِئَةُ دِينَارٍ o kisede 100 altın var. Adam bırakmış, düşmüş ondan. Az da değil, 100 altın. Ala ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin zamanında idi. Allah Allah. Fehaztuha, ben onu aldım. Yolda düşmüş. Baktım 100 altın var, aldım. Geldim, fezekertuha li Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e söyledim. Ya Resulullah, yolda giderken bir kise buldum, aldım, içinde 100 altın var. Fekale li Peygamber Efendimiz o adam dedi ki arrifha havle bir sene onu tarif et, araştır sahibini. Fein vecette men ya'rifuha onu tarif et, işte kesenin rengi şöyleydi, ipi şöyleydi, eğer sahibi bilen bir adam çıkarsa fedfaha ili sahibine ver, ve illa yok eğer çıkmazsa فَاسْتَنْفِعْ بِهَا kendin onunla menfaatle. Allah yani kendine sarf et. Şimdi bu, demek ki bir sene buradaki hüküm, bir sene tarif edeceksen, bir sene sonra istersen başkasına ver, istersen kendin ye. Bu yani, hadisten bu hüküm değil. 4 sene diyorlar hocam, 4 sene değildir. Ama şimdi sen hadise acele ediyorsun, bizim dersimizi sen biliyorsun şimdi. Hadiste 1 sene bu hadiste, sabırlı ol. Bu hadis 1 seneye dedi. Hadise burada diyordu ki ne dedi? Bu Übeyye ibn-i Ka'b'in hadisinde 1 sene. Ama gelecek aşağıda. 3 seneye kadar o rivayetler başka. Şimdi bu hadisten alan 1 sene dedi. 1 sene sonra ye. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Davud'a Tayarisi'yü kâle haddesene Şuhabet ve Selamet ibn-i Küheyl ennehu kâle kad semmi'atu Süveyde ibn-i Gafle yekûlu. Ben Süveyd ibn Gafle'den işittim, derdi ki قَدْ كُنْتُ خَرَشْتُ حَاجًا ben hacı olarak çıktım. فَأَصَبْتُ صَوْتًا فَأَخَذْتُهَا bir kamçı buldum yolda, bunu aldım. فَقَالَ لِي زَيْدُ بْنُ سَوْحَانَ دَعَهَا عَنْكَ Zeyd ibn Sevhan dedi ki bırak, alma kamçıyı. Yani haramdır. فَقُلْتُ ona dedim ki وَاللّٰهِ لَا أَدَعُهَا لِسِّبَعَ ben canavarlara bunu bırakmam. Canavarlar bunu yerler. وَلَا أَخُذَنَّهَا ben elbette bunu alırım. فَلَا أَسْتَنْفِعَنَّ بِهَا ben bununla menfaatlenirim.
Bunun faydası var bana kamçı. Ama orada kalsa vahşi hayvanlar gelip kamçı neden? Deriden yapılmış, deriden yiyecekler. O da yanlış. Fele estenfi anne. Arada nun olacak. Estenfi anne. Evet. Felekit Übey ibn-i Ka'b. Fezekertu lehu zalik. Übey ibn-i Ka'b'e tesadüf ettim, bu meseleyi sordum ona. فَقَالَ لِي لَقَدْ أَحْسَنْتَ فِي أَحْفِهَا وَنَسْأَلُ اَبْبَيِّ بِنَ الْكَعْبَ sordum. O bana diyor, dedi ki لَقَدْ أَحْسَنْتَ فِي أَحْفِهَا Onu aldığında iyi yapmıştın. فَاِنِّي قَدْ كُنْتُ وَجَدْتُ سُرَّةً Ben bir defa yolda bir kise buldum. فِيهَا مِيَةُ دِينَارِ İçinde 100 altın var idi. Ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin zamanında buldum fa hasuha onu aldım. Sümme teytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe zekertu lehu. Onu aldım, geldim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştım, sordum ki bu 106'ını aldım, bunu ne yapacağım? Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki arrifha havlen kamilen. Tam bir sene sen onu tarif et. Sor sahibini, araştır ta o kesenin kabını söyleyecek, rengini söyleyecek ki bilen varsa evet. Bakarsan adam kese yitirmiş olur ki o da bir yüz altını yitirmiş ama fakat kesenin rengi başka, ipi başka. Onun için en evvela o paranın ne gibi bir kesedeyse evvela onu bileceksin. Ondan sonra soracaksın senin paran itmiş mi itmiş. Kese nasıl idi? Beyaz keseydi o onun değil. Sendeki yeşil kese mesela. Onunkisi başka. Ha. Yok adam baktın ki tam evsafını verdi. Onun itirdiği para onu ver ona. Ama bir sene tarif et. Kale fe'arraftuha havlen. Ben bir sene onu tarif ettim. Felem ecit men yarifuha. Bileni bulamadım. Bir sene bulunmadı sahibi. Kale fe'atitu bihen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Sene bittikten sonra geldim dedim ki ya Resulallah bu yüz altının sahibi çıkmadı. Fekale buyurdular ki izheb fe'arrifha havlen. Git bir sene daha tarif et. İkinci sene. Fe'arraftuha havlen felem mecid men ya'rifuha. İkinci senede sordum, araştırdım. Gene sahibi çıkmadı. Sümme ateytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekal. Peygamber Efendimiz'e geldim. Ya Resulullah sahibi çıkmadı. Buyurdular ki arrifha havlen. Git bir sene daha araştırdım. Üçüncü senede onun sahibini bulamadı. Üç sene onu tarif etmiş. Ondan sonra Resulullah Efendimiz'e geldim. Dedim ya Resulullah sahibi çıkmadı. Fekale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ravi diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki esas ravi kim? Übey ibn Ka'b. Parayı bulan o. Übey ibn Ka'b radıyallahu anh Peygamber Efendimiz üçüncü sene bittikten sonra evet. Dediler ki ihfaz adedaha. O paranın adedini hifset. Kaç altın? Mesela 100 altını diyor. 100 altın. Ve vi'a'aha. Onun kabı neydi? Onu koyduğu şey kumaş mı? Yoksa tahtadan mı? Tenekeden mi? Dereden mi? Vi'a neyse onun cinsini bil. Ve ifasaha ve vikaha. Hem onun olduğu o kesenin şeklini, kabını, ipini neyle bağlıydı, bunları iyice bellile. Üç sene oldu, yani aklında sakla. Olur ki ondan sonra, on sene sonra bir adam gelir, ben on sene evvel yüz altın itirmiştim, bunu da sen bulmuşsan der. Tarifini ver, adam kabını söyleyecek, bağını söyleyecek, adedini söyleyecek, yani bu para bunundur diyeceksen. Onun için bunları hifzet. Hifiz de iki türlü olur. Ya hatırında saklayacak, yok unutkan adam olursa yazacak. Yazacak, o paranın yanına koyacak. İcabında adam geldiği vakit de kendi unutursa, fakat yazılısı var. Feince sahibuha, sahibi gelirse, gelir onu alır. Ve illa festemti'a biha. Yok, sahibi gelmese sen onunla faydalan. Peki üç sene bu adam tarif edecek. Üç seneden sonra da yine saklayacak. Ne kadar saklayacak? Üç sene tarif etti, sahibi çıkmadı. O birinci hadisi şerifte dedi ki bir sene.
bir sene tarif edecek, sahibi gelmedi mi onunla faydalanacak. Fakat bunda diyor ki 3 sene tarif edecek. 3 seneden sonra da onu yanında hapsedecek. Sahibi gelmezse o vakitte yiyecek. Kaç sene bekleyecek sahibi geldi gelmedi? 3 sene geçti. Gerisi de beyan edilmiyor. 5 sene mi, 10 sene mi? Şayet o parayı yerse, 3 seneden sonra parayı yerse, 10 sene sonra sahibi gelirse, derse ki benim böyle böyle param bitmişti, ev safını da tamam verirse, parayı alır mı almaz mı ondan alır. Niye? O para onun yanında emanet idi. Ondan faydalanır ama emanet bir yanında kalan emanet bir paradan faydalandığı gibi sahibi gelirse onu tazmin ettirir, alır. Kâle Şöbe, Şöbe dedi ki sümme inne Selemete ibne Küheyl şekke fî zâlik. Selemete ibne Küheyl burada şek etti. Bu meselede ki la yedri eselâsete âvâm kâle fil hadîs ev âmen vâhiden. Şimdi yukarıki hadiste bir seneydi. Fakat burada 3 sene tarif ediyor. Diyor ki ravi şek etti. 3 sene mi dedi yoksa 1 sene mi dedi? Evet. Bu şek Şuabe'den geliyor. Ravi esasen kim idi bu? Ebu Bekre ya Ebu Davud. Ebu Davud Şuabe. Selemet İbni Köyel'den rivayet eden Şuabe. Bu şek Şuabe'den geliyor. Evet. Kâle Selemet İbni Köyel. Selemet İbni Köyel ki işte Şuabe'nin hocası. Fe'a'cebeni hâdel hadis. Bu hadis bana ücüp verdi. Yani hoşuma gitti. Fekultu le Ebi Sadık. Ebi Sadık denilen zata dedim. Zalik bu hadisi rivayet eyledim. Fekale Ebu Sadık. Ebu Sadık dedi ki vakat semiyetu ene zalikel hadiseyde. Bu hadisi ben de işittim. Min Übey ibn Ka'b. Übey ibn Ka'b'den ben de işittim diyor. Çünkü esas Übey ibn Ka'b'den rivayet eden kim? Süveyd ibn Gafle. Şimdi başka bir tane daha çıktı. Kim? Ebu Sadık, Ebu Sadık diyor ki Bey İbni Ka'b'den bu hadisi ben de işittim. Böyle buyurdular. Evet. Kema seme, kema kad seme'u Seyyid Süveyd ibn Gafle min Übey ibn Ka'bin sevaen. Süveyd ibn Gafle'nin rivayet ettiği gibi aynı şekilde ben de ondan işittim. Hadis bu. Yani 3 sene tarif edecek. Ondan sonra sahibi çıkmazsa onun adedini muhafaza edecek, sayacak, kabını, şeklini vesaireyi. Ondan sonra ondan faydelenecek, onu sarf edecek, yiyecek, içecek. Fakat ne vakit sahibi gelirse sahibine ödeyecek. Geri ödeyecek. Geri ödeyecek. Yok, çıkmazsa gelmezse gelmez. Ama geldi gene ödeyecek o parayı. Gelirse ödeyecek. Faydalan diyor ama fayda yok yani. Fayda işte o. Ama yani faydalanmak mübah oldu. Faydalanmak mı bu oldu? Senin ecele borcun vardı ama o parayı kaldın verdin. Verdin ama bir adamdan borç almış gibi oldu. Eğer o adam gelmezse, ölmüşse gelmezse sana helal. Yok şayet gelirse parasını alır. Demek ölünceye aldı gelse gene alacak. Haddesena İbrahim ibn Ebi Davud. Kale haddesena Ebu Ma'mer el Menkariyü. Kale haddesena Abdül Varis. Kale haddesena Muhammed ibn Hücade. An Selamet ibn Küheyl. عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب أنه قال أبي بن كعب بيردولار كي كنت التقطت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 دينار رسول الله Efendimiz'de ben yolda bir 100 dinar 100 altın bulmuş idim. فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ben Peygamber Efendimiz'e geldim. فَزَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ Bunu Peygamber Efendimiz'e ben haber verdim. İşte bu yukarıda okuduk ya bu hadisi şerifi. Orada İmam-ı Tahaviye Ebu Bekir'e rivayet eylemişti. Bunu da İmam-ı Tahavi İbrahim İbni Ebi Davud'dan rivayet ediyor. Yani aynı hadisi şerifi iki senetle zikrediyor. Yani hadis kuvvetli diyor. Bak orada Ebu Bekir'den bu hadisi rivayet ediyorum. Burada da İbrahim İbni Ebi Davud'dan. Evet. Aynı mesele diyor ki ben altınları buldum. Peygamber Efendimiz'e geldim. Fekaleli. Peygamber Efendimiz buyurdular ki arrifha sene. Bir sene git bunu tarif et. Sahibini araştır. Fe'arreftuha seneten. Bir sene onu araştırdım. Sümme eteytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekultu lehu arreftuha sene felem ecitme yarifu. Ya Resulallah ben bir sene bunu soruşturdum. Sahibini bulamadım. Fekaleli arrifha sene. Git bir sene daha araştır.
فَعَرَّفْتُهَا سَنَ فَلَمْ اَجِدْ اَحَدًا يَعْرِفُهَا. Bir sene daha gittim, araştırdım, gene sahibini bulamadım. فَاَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقُلْتُ لَهُ عَرَّفْتُهَا سَنَ فَلَمْ اَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا. Ya Resulallah, ben bu ikinci senedir araştırdım, sahibini bulamadım. Peygamber Efendimiz ne buyurdular? فَقَالَ لِعَرِّفْهَا سَنَ. Git bir sene daha araştır. فَعَرَّفْتُهَا سَنَ فَلَمْ اَجِدْ اَحَدًا يَعْرِفُهَا. Üçüncü senede araştırdım, bilen adamı bulamadım. Kimse onun evsafını bilmiyor. Yani sahibi yok. فَقَالَ لِي. Üçüncü seneden sonra Peygamber Efendimiz buyurdular ki diyor, اِعْلَمْ عَدَدَهَا. Onun adedini bil. وَذِكَاءَهَا. Onun hangi kisede, onun şeklini bil, kesesinin şeklini bil. ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا. Ondan sonra onunla faydalan. Ha, bu şu kaptaydı, şu kadar altını di. Onu bildikten sonra artık o parayı sarf et. Sarf et. Ta sahibi gelirse alır, gelmese işte yedin git. Senin malın helal yedin. وَقَدْ رُوِيَنْ عُمَرْ اَبْنُ الْخَطَّابْ رَضِيَ اللّٰهُ وَنْهُ. Şimdi bunlardan ne çıkıyor? İnsan bulduğu bir şeyi hükümete vermeye lüzum yok. Üç sene, bir rivayette bir sene, bir diğer rivayette üç sene araştıracak, soruşturacak, soruşturacak. Bulundu, bulundu, bulunmadı, onu yiyecek. Hocam bu ahirette alamaz mı tekrar hakkını? Yok, yitiren adam? Yok, gel araydı. Ahirette halallaşmaz mı? Gasp etmedi ki o adamdan. Araştırdı, bulunmadı. Geleydi, arayaydı. Onun hakkı buna, yani bir suikast yok. Adam üç sene de onun için yoruldu. Fakat bunu getirdiğinin sebebi, bazıları da diyor ki yiyemez. Ya Beytülmal'a götürecek. Hı. Şimdi bu hadis-i şeriflerde Beytülmal meselesi yok. Peygamber Efendimiz ne diyor? Götürüp de Beytülmal'a ver diyor mu? Yok. Üç sene sonra kendini onunla faydalan. Ama diğer bir rivayetlerde gelecek ki hayır, sen onunla faydalanamazsın, götürüp Beytülmal'a vereceksin. Hı. Onun için rivayetleri, muhtelif rivayetleri burada topluyor. Şimdi İmam Ebu Hanif hangisini almış bakalım sonunda. Şimdi bir sene tarif etmek var, üç sene tarif etmek var. Ondan sonra onu fukaraya vermek var. Kendisinin yemesi var, bir de Beytülmal'a vermesi var. Hangisi evladım? Evet, şimdi rivayetlerin hepsini zikrediyor. وَقَدْ رُوِيَنْ عُمَرَ اَبْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي ذَٰلِكَيْذَا. Bu mesele hakkında bu kimden rivayet geldi? Bu Übey ibn-i Ka'b'den. Hazreti Ömer'den de rivayet var. O da şu hadis. مَا bir hadistir ki قَدْ حَدَّسَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانِ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الْاَسْبَهَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ سَامَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ اَنَّهُ قَالَ حَدَّسَنِي عَمْرُ بْنُ شُعَيْبِ اَنْ عَمْرِ وَعَاصِمٍ اِبْنَيْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبِيعَ اَنَّ اَبَاهُمَا سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَدْ كَانَ وَجَدَ عَتَبَةً. Süfyan ibn-i Abdullah, iki oğulları rivayet ediyorlar ki babamız Süfyan ibn-i Abdullah bir atebe buldu. Atebe kapının önüne koyarlar ya, aşağısına mı koyarlar, üstüne mi koyarlar? Aşağısına koyduklarını atebe yapın. Atebe. Aşağısı. Aşağısına koydukları atebe. فَاَتَى بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. Onu getirdi Hazreti Ömer'e, dedi ki ben böyle bir atebe buldum. فَقَالَ لَهُ. Ona dedi ki عَرِّفَا سَنَ. Bir sene tarif et, sahibini ara. فَاِنْ عُرِفَتْ فَزَاكَ. Eğer bilinirse, bilen varsa, sahibi çıkarsa alır, verirsen. وَاِلَّا فَهْيَلَكَ. Bir sene sonra bulunmazsa, bir sene tariften sonra bulunmazsa o senin malındır. Helaldir yani senin. قَالَ فَعَرِّفَا سَنَ. Süfyan ibn-i Abdullah bir sene tarif etti, araştırdı. فَلَمْ تُعَرَكْ. Bilinmedi. Kimse bilemedi. Yok sahibi. فَاَتَى بِهَا عُمَرَ الْعَامَ الْمُقْبِلِ. İrtesi sene Hazreti Ömer'e getirdi. Mukbil dedi, evvel kabil. İkisi bir manaya. Yani ikinci sene. فِي الْمَوْسِ. Mevsimde Hazreti Ömer'e geldi. فَاَخْبَرَهُ بِذَٰلِكِ. Haber verdi ki, يَا مِرَ الْمُؤْمِنِينَ. Ben bir senedir bu atebeyi araştırdım, bulamadım. فَقَالَ لَهُ عُمَرْ هِيَ لَكْ. Madem sahibi çıkmadı, o senindir. Götür. Saat, yiyiz, ne yaparsan yap. وَقَالَ اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Hazreti Ömer dedi ki, Peygamber Efendimiz كَانَ اَمَرَنَا بِذَٰلِكِ. Bize böyle emrederdi. Bir şey kayıp olursa onu bir sene tarif edin, sahibi çıkmasa o sizin malınızdır diye bize Resulullah Efendimiz böyle emrederdi. Şimdi bu senin oldu diye. Götür. Şimdi bu üç sene rivayetini mi söyledi, bir sene rivayetini mi? Bir sene. Übeyye bin Ka'b'den iki rivayet geldi. Birisinde bir sene, birisinde üç sene.
Şimdi bir sene rivayeti orada var. Hazreti Ömer'den de geldi ikinci hadiste bir sene. O bir senelik biraz daha takviye oldu. Fe'ebâ Süfyan ve yâhudâ. Ebu Süfyan ibn Abdullah dedi ki, emir-ül müminim, ben istemem. Bir sene aradım, sahibi çıkmadı. Fakat ben kendime milk etmem bunu. Fe'ehezâ min Ömer ibn al-Khattab. Böyleyse Hazreti Ömer dedi ki, ver bana. Onu aldı. Fece'alâ fî beyt mâlil müslimîn. O ki sen almıyorsun, bu Müslümanların beytin malının malıdır. Koydu oraya. Yani onun hakkıydı. Ona helal idi. Ondan faydelense faydelenirdi. Ama adam istemedi. Hazreti Ömer de o adam istemeyince zoruna verilir mi? Yok. Aldı beytül mala buldu. Şimdi de bir beytül mal meselesi çıktı. Haddesena İbrahim ibn Ebi Davud kâle haddesena Ahmed ibn Hüseyin el-Lehebi kâle haddesena Muhammed ibn İsmail ibn Ebi Hüdeyk an İddahâk ibn Osman an Ebi Nadır an Bişri ibn Sa'id an Zeyd ibn Halid el-Cüheni. Şimdi bu da başka bir sahabe. Zeyd ibn Halid el-Cüheni diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz su'ile anil lukateti. İtik bir eşya hakkında sual ettiler ki bu yolda giderken itik bir eşya bulunsa bunun hükmü nedir? Fekale buyurdu ki arrifha sene, bir sene onu tarif et. Sahibini araştır. Fe inca'e bagiha, onu arzu eden adam gelirse. Bagiha demesi talep eden adam. Bazı adamın bir şeyi kayıp olur, aramaz onu. Kasten aramazsın. İşin yok, ay gitmiş, düşmüş, düşün de gitsin. Onu talep etmiyor. Yok, bu kıymetli bir şey sahibi arıyor. Sahibi arıyor, onu arayan adam gelirse. Evet. فَاَدِّهَا اِلَى sahibi, onun sahibine ver. وَاِلَّا eğer gelmezse bir sene sonra فَاَرِفْ اِفَاسَهَا وَوِكَاهَا o ne gibi bir kapta, ne gibi ipinen bağlı. Bunları iyice hepset, bil. فَاِنْجَاءَ بَاغِيهَا onu arzu eden, talep eden adam gelirse فَاَدِّهَا اِلَى بَاغِيهَا o gelen adama ver, onu arayan adama ver. Yoksa gelmezse yani senin malındır. اَفَلَا تَرَى اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ sen görmez misin ki Peygamber Efendimiz lem yu'annif Übeyye ibn Ka'b, Übeyye ibn Ka'b'e tanif etmedi fi ahsiyi tilted denanir. 100 altını buldu, aldığı vakitte sen düşmüş altını niye aldın dedi mi? Onun başına kalktı mı? Yok. Hine ahazaha. Onu aldığı vakitte sen düşün altını niye aldın demedi ya. Bel bilakis vakat savvadu Übeyye ibn Ka'b. Peygamber Efendimiz o altını aldığına tanif etmedi, yalnız hükmünü beyan etti ki bunu 3 sene tarif et. Bir rivayette bir sene, bir rivayette 3 sene tarif et. Sahibi gelirse ver, gelmezse sen onunla menfaatlen. Şayet ileride sahibi çıkarsa öde. Çıkmasa sana helaldir. Bir de diyor وَقَدْ سَوَّدُ اُبَيُّ بْنُ كَعْبِ فِي اَخْذِهِ السَّوْدِ öteki sahabe Süveyd ibn-i Gafle düşen kamçıyı alırken Zeyd ibn-i Sevhan itiraz etti. Alma dedi. Düşen şeyi almak haramdır. O da dedi ki burada başka bir kimseye kalmayacak. Cenevarlara kalacak. Ben alırım. Geldi Übey ibn Ka'b'e sordular. O da tasvip etti. Aldığın doğrudur. Öyleyse düşen eşyayı bilirsin ki bu helak olacak. Orada koymak doğru değil. Öteki zümre diyor ki hayır. Elin vurmak haramdır. Orada kaybolsun, zayıf olsun sen elin vurma. Diyor ki sizin bu davanız doğru değil. Bak bizim delillerimiz var. Evet. لِيَحْفَزَهَا عَلَى صَاحِبِهَا kamçıyı alanı dedi ki bunu hissettiğin doğrudur. Al bunu. وَلَا يَدَعَهَا لِسِبَعَةِ canavarlara terk etme. Bunu hissedecek. Şayet sahibi çıkarsa verecek. Yoksa faydalanacak. وَقَدْ قَالِ وَمَرُ بْنُ الْخَطَّى فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ Hazreti Ömer, Süfyan ibn Abdullah'ın hadisinde o Atebe'ye ne dedi? هِيَ مَالَكِ هِيَ مَالُكَ o senin malındır. Madem bir senedir sahibi çıkmadı, senin malın oldu. قَدْ اَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِسَلِكْ Hazreti Ömer diyor ki, ben bu hükmü kendiliğimden söylemiyorum. Resulullah Efendimiz böyle emrederdi. Bir adam bir şey bulursa, gider onu bir sene araştırırdı. Bir sene zarfında sahibi bulunmadı mı, bu senin malındır, helaldir der idi Peygamber Efendimiz. فَلَمَّا اَنَّ Ebu Süfyan. Bu ne Ebu Süfyan? Felemma enne Ebu Süfyan
فَلَمَّا اَبَا اَبَا Doğru. Vaktaki iba etti. فَلَمَّا اَنْ اَبَا وَقِتْتَ اَنَّ olmaz. فَلَمَّا اَنْ اَبَا سُفْيَانِ ذَلِكَ vaktaki Süfyan iba etti. جَعَالَهَا عُمَرُ فِي بِيْتِ الْمَالِ Hazreti Ömer بِيْتِ الْمَالِ قِلْدُونِ Süfyan'ın malı oldu ama Süfyan almadı onu. وَقَدْ اَجَازَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz caiz gördü. اَخْسَ الْلُقَتَةِ وَالْضَالَّ Düşmüş bir şeyi, kayıp olan hayvanı almayı caiz gördü. Ne için caiz gördü? لَاَنْ يَحْفَظَّهُمَا عَلَى صَاحِبِهِمَا Onları hifzede sahipleri gelinceye kadar. Sahipleri geldiğinde onlara vermek için cevaz verdi. وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَٰلِكَ اِذَا Bu mesele hakkında ashab-ı kiramdan da rivayet eylediler. Neyi? مَا حَدَّسَنَا إِبْرَاهِيمِ بْنِ مَرْزُوقُ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ الْقَعْنَبِ قَالَ حَدَّسَنَا مَالِكُ قَعْنَبِ dedi ki Malik bana rivayet eyledi. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ اَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَاكِ كَانَ وَجَدَ بَعِيرًا Hazreti Sabit bir deve buldu. فَقَالَ لَهُ عُمَرْ عَرِّفُ Hazreti Ömer ona dedi ki bunu tarif et. فَعَرَّفَ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّةٍ Üç kere onu tarif etti. Cemaati söyledi. Böyle bir deve ben buldum. ثُمَّ جَا اِلَى عُمَرْ Hazreti Ömer'e geldi. Fakat burada zikretmiyor. Üç defa tarif etti. Müddeti ne kadar? Yani üç sene mi? Yahut bir senede üç defa mi? Bunu beyan etmiyor. Tarif etti. فَقَالَ قَدْ شَغَالَن۪ي اَنْ سَنْعَت۪ي Ya Amirel Müminim, bu beni meşgul etti. Deveyi tarif için ikide bir işimi terk ediyorum. Gidiyorum, cemaate söylüyorum. Devesi item var mı? Devesi item var mı? Yani kendi işime mani oldu bu. Onu tarif etmek için işini terk edip gidiyor. فَقَالَ لَهُ عُمَرْ Hazreti Ömer dedi ki اَنْزِي خِتَامَهُ ثُمَّ اَرْسِلْهُ حَيْثِ وَجَدَّهُ Onun başındaki yuları çıkar. Onu nerede aldınsa orada bırak. Yani nerede onu yakaladınsa oraya götür. Orada başından yuları çıkar, serbest bırak. O hayvan nereden gelmişse gene oraya gider. Şimdi bu neye delalet etti? Demek ki deve yukarıda da geçti ya, kurt onu yemez. O serbest. Kendi ağaçlardan yer, karnını doyurur, suya gider, suyu bulur, içer. Onun için bir tehlikeli yok. O gider sahibini bulur. حدثنا يونس اخبرنا عبد الله بن وهب ان مالكا حدث من يحيى بن سعيد ثم ذكر هذا الحديث باسناده عن عمر بن الخطاب مثل ذلك اذا سواء Bu Hazreti Ömer'den bu meseleyi Yunus da rivayet ediyor İmam-ı Tahaviye. Aynen böylece. Ve zade fil hadis yalnız Yunus'un rivayetinde ziyade var ki enne Sabit ibn Dahhak vakat kana min ashabi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sabit ibn Dahhak ashabtan idi. حَدَّسَهُ رِوَاتِهِ لَدِكَ اَنَّهُ كَانَ وَجَدَ بَعِيرًا عَلَى اَحْدِ اَمَرَ بِالْخَطَّابِ Hazreti Ömer'in zamanında bir deve buldu. Bu ziyade var. Zaten yukarıki hadis de ona delalet ediyor ki deve buldu. Deveyi buldu, geldi Hazreti Ömer'e sordu. Deveyi Hazreti Resulullah'ın zamanında buldu da Hazreti Ömer'e gitti, danıştı. Bu manada çıkarsa da fakat o uzak. Çünkü Resulullah'ın zamanı olsa gider Resulullah'a sorar. Belli ki Hazreti Ömer'in zamanında bulmuş ve Hazreti Ömer'e gitmiş sormuş. Fakat ikinci rivayet onu iyice izah ediyor. Hazreti Ömer'in zamanında deveyi buldu. Ondan sonra geldi ona dedi ki git tarif et. Gitti üç defa tarif etti. Sahibi çıkmadı. Dedi ki nerede bu deveyi yakaladınsa oraya götür. Başından yuları çıkar serbest bırak. Nereye gider gitsin. وقد حدثنا يونس قال أخبرنا أنس بن عياد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن ثابت بن الضحاك ثابت بن الضحاك عن روايته لذلك أنه كان وجد بعيرا bir deve buldu ثم ذكر هذا الحديث sonra bu hadisi zikri ledi أن عمر بن الخطاب Hazreti Ömer'den مثل ذلك إذا böylece سواء أي şimdi kendisi de sahabi ثابت بن الضحاك fakat burada hükmü şer'i nedir bilmediğinden Hazreti Ömer'e gidiyor, oradan öğreniyor. Çünkü sahabe olmakla hepsi alim olmaz.
فَهَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ işte Hazreti Ömer radıyallahu anh قَدْ حَكَمَتِ الضَّالَّةِ بِحُكْمِ اللُّقَةَ Gayb olan hayvan hakkındaki hükmü ne üzerinde zikretti? Düşen eşya gibi böylece hükmetti. Düşen eşyanın hükmü neyse o gayb olan hayvanın hükmü de budur. وَكَذَٰلِكَ وَاللّٰهُ تَعَالَ اَعْلَمْ وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى عَلِيهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَكَذَٰلِكَ رُوْيَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فِي ذَٰلِكَ اِذَا Lukatenin hükmü, gayb olan hayvanın hükmü gibidir. Yahut gayb olan hayvanın hükmü, Lukatenin hükmü gibidir olmakta Abdullah ibn Ömer'den de bir rivayet var. وَهُوَ Bu rivayette كَمَا قَدْ حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَ Ali ibn Şeybe'nin bize rivayet etmiş olduğu hadis gibi. قَالَ حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنَ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامِ بْنُ حَوْشَبْ قَالَ حَدَّسَنِي الْعَلَاءُ بْنُ سُهَيْلَ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ Abdullah ibn Ömer'i işittim diyor Ala ibn Süheyl. يُسْأَلُ عَنِ الضَّالَّ Gâib olan hayvandan sual olunuyor. Bir hayvan yolunu sapıtmış, yabancı bir yere gitmiş. Birisi bunu bulmuş. Bunun hükmü nedir? مِنَ الْفَرَحِ Yani soruluyor ki bir adam o hayvanı buldu mu sevinir. Ulan işte bir hayvan buldum, bir camış buldum, bir öküz buldum, bir deve buldum. Tabi sevinir çünkü buldu. Bunun olur kendisinin mali olacakmış gibi sevinir. وَالشَّيْءُ يَجِدُهُ الْاِنْسَانِ مِنَ الْفَرَحِ وَالشَّيْءِ يَجِدُهُ الْاِنْسَانِ İnsan bir şeyi bulur da herhangi bir şey nasıl sevinirse o adam da o hayvanı buldu böyle sevindi. Bundan sual ettiler. Fekale dedi ki اِتَّقِ خَيْرَهَا بِشَرِّهَا وَشَرِّهَا بِخَيْرِهَا Onun şerri mukabilinde hayrinden kaç. Hayri mukabilinde şerrinden kaç. Yani onun hayri var, şerri var. Fakat ne onun şerrini gör ne de hayrine kon. Sakın. وَلَا تَضُمَّنَّهَا Sen onu zinhar malına dammetme. Malın içine katma. فَاِنَّ الضَّالَّةَ لَا يَضُمُّهَا اِلَّا ضَالُّونَ Gayb olan bir hayvanın kendi malına katmaz illa sapıtmış, din-i İslam'ın hak yolundan çıkmış bir adam katar. Demek ki hayvanla diğer düşen gayb olan eşyayı bir tuttu. Gayb olan herhangi bir şey ikisini bir tuttu. Haddesena İbrahim ibn Merzuk, kâle haddesena Ebu Davud ve Bişir ibn Ömer, kâle haddesena Şu'bet ve Habibi bin Ebi Sabit, kâle semiyetu racülen yeselü Abdullah ibn Ömer. Habib ibn Sabit dedi ki ben Abdullah ibn Ömer'i işittim. Bir adam ona soruyordu. Hani dallete gayb olan hayvandan. Fekâle lehu ona dedi ki idfâhâ ile sultan. O bulduğun hayvanı götür zamanın padişahına verir. Yani senin malın değildir. Hükümete teslim et. Haddesena Süleyman ibn Şuayb. Kâle haddesena Hüseyb ibn Nasih. Kâle haddesena Hümâmin el-Nafi' ve bin Sirin. Enne racülen sâle Abdullah ibn Ömer. Nafi ve İbn Sirin ikisi de dediler ki biz bir adamı işittik. Bu o adam Abdullah ibn Ömer'e sordu. Fekale inni kad asabtu naqatan. Ben bir nake buldum. Nake deni dişi deve buldum. Fekale Abdullah ibn Ömer buyurdular ki arrifha sen onu tarif et. Sahibini ara. Fekale dedi ki arraftuha felem tu'raf. Onu sahibini aradım, tarif ettim. Kimse bilemedi. Sahibini bulamadık. Fekale buyurdu ki idfaha ilel vali. O ki sahibi bulunmadı götür valiye ver. Vali memleketin emirine. Haddesena Süleyman Selman ibn Şuayb. Kale haddesena Abdurrahman ibn Ziyad el-Rassafi. Kale haddesena Şu'be en Habibi ibn Ebi Sabit. Ennehu kale semiyetu Abdullah ibn Ömer. Habibi ibn Ebi Sabit dedi ki ben Abdullah ibn Ömer'i işittim. Ve kad süvilani dalle. Gayb bir hayvandan sual ediyordular ona. Fekale buyurdu ki idfaha ile sultan ev ile emir. Sultana götür ver. Ya sultan dedi yahut da emir dedi. Yani memleketin emiri kimse götür ona ver.
Şimdi her Türkiye'de ne derler? Vali. Emir desen anlamazlar. Buralarda ne derler? Emir. Vali desen anlamazlar. İşte her yerin bir istilahı var. İkisi de Arapça. Yani memleketin baştaki adamı kimse. Vali mi diyorlar, emir mi diyorlar? Suriye'de muhafız derler. Emir, vali de anlamazlar. Muhafız derler. İstilah yani o memleketin reisi götür ona ver, hükümeti ver. Şimdi bu üçüncü bir gavur oldu. Yani rivayetlerden birincisi tarifi sahibi çıkmasa senindir. Evet. Ne kadar tarif edeceksen? Bir sene, bir rivayette geldi, üç sene. Ondan sonra sahibi çıkmasa senindir. Diğer bir rivayette geldi ki hayır, sen onu hifzedeceksen, ondan faydeleneceksin, sahibi çıktı mı sahibini ödeyeceksin, senin malın olmaz o. Sen ondan fayda göreceksin ama sahibi çıktı onu da ödeyeceksin. O iki kavul. Üçüncü kavul hayır. Onu tarif ettin de sahibi çıkmadı mı götürüp hükümete teslim edeceksin. Bu üçüncü kavul. وَقَدْ رُوْيَنَا عَيْشَةَ فِي ذَٰلِكَ اِذَا Şimdi Abdullah İbni Ömer'den gelen rivayette ister hayvan olsun, ister eşya olsun sahibi bulunmadı mı hükümete teslim edilecek. Şimdi Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan da rivayet geldi. Bakalım onunkisi nasıl? Ma bir hadis rivayet edildi ki Hazreti Ayşe'den. Haddesena İbrahim İbni Merzuk. Kale ehberena Vehbe İbni Cerir. Kale haddesena Şuabetü en Yezide Reşk. En Muazete el-Adeviye en emraeten Sâlet Ayşe'te. Muazete el-Adeviye diyor ki bir kadın geldi Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anhaya sordu. فَقَالَتْ dedi ki اِنِّيَا سَبْتُ ضَالَّةً فِي الْحَرَمِ Haremde ben bir yitik buldum dedi. وَاِنِّي عَرَّفْتُهَا Ben onu nasa sordum, sahibini aradım. فَلَمْ اَجِدْ اَحَدًا يَعْرِفُهَا Onu tanıyan bir kimseyi bulamadım. Sahibini bulamadım. فَقَالَتْ لَهَا عَيْشَ Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a o kadına dedi ki اِسْتَنْفِعِي بِهَا Öyleyse onunla sen menfaatlen. O ki sahibi bulunmadı. Senin malın oldu yani. Sen onunla menfaatle. Şimdi burada bir şey dedi. Haremde bir şey. Haremde hayvan değil ya. Eşya buldu. O eşyanın da sahibi bulunmayınca ne yaptı? Hazreti Ayşe ona fetva verdi ki sen onunla menfaatle dedi. وَقَدْ رُوْيَنَ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ مَسُودْ فِي هَذَا مِسْلِ ذَٰلِكَ اِذَا Abdullah bin Mesud'dan da böyle bir rivayet var. وَهَوَ كَمَا قَدْ حَدَّسَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قال حدثنا محمد بن سعيد الإسبهاني أخبرنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل أنه قال اشترى عبد الله خادما عبد الله بن مسعود bir hizmetçi satın aldı yani bir köle satın aldı hizmet için بسبعمائة درهم 700 dirheme فطلب صاحبها فلم يجده köleyi aldı ondan sonra adam kayboldu bu satan Adamı aradı, aradı. Parayı verecek adamı bulamadı. فَعَرَّفَهَا حَوْلًا فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبًا Bir sene aradı. Bir sene aradı, sahibini bulamadı. فَجَمَعَ الْمَسَاكِينَ Fukaraları topladı. وَجَعَلَ يُعْتِيهِمْ O fukaraya o 700 dirhemi teksim edip vermeye başladı. وَيَقُولُ derdi ki اللّٰهُمَّ عَنْ صَاحِبِهَا Ya Rabbi bu 700 dirhemin sahibinden taraf veriyorum bu fukaraya. فَيْنْ اَبَا ذَٰلِكَ Bu adam gelir de niye benim paramı başka fukaraya teksim ettin diye kabul ederse ne ala ne güzel. Kabul etmez de iba ederse ben paramı senden isterim derse فَمِنِّي ذَٰلِكَ Bu sadaka benden olsun dağıttığım para وَعَلَيَّ ثَمَنْ O 700'e ben üzerime borç olsun ödeyeyim. Bak Abdullah bin Mesud'un hükmü de başka türlü oldu. O 700 dirhem kaldı. Sahibini bulamadı. Sahibi bulunmadığı gibi onu getirdi fukaraya dağıttı. Kimin hesabına? Sevabı o 700 dirhemin sahibi kimse ona olsun diye. Şayet adam geldikten sonra diyecek ki ya ben seni bir sene aradım bulamadım. Ben bu parayı fukaraya dağıttım. Kabul ediyor musun etmiyor musun? Ederse sevabı onun olur. Gelir de kabul etmezse parayı ödersin. ثُمَّ قَالَ هَاكَذَا يُفْعَلُ بِالضَّوَائِ Peki bu o paran, o kölenin parasıydı. Yok hayvan olursa, kaybolan hayvanı bulursa, Abdullah bin Mesud dedi ki ona da böyle yapılır.
bir sene tarif edersen çıkmadı mı onu fukaraya verirsin. Adam geldiğinde kabul ederse, sedeka ettiğini kabul etti, etmese onu ödersin. وَقَدْ رَوَيْنَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَٰلِكِ Resulullah Efendimiz'den böylece rivayet oldu bu mesele hakkında. وَعَمَّنْ رَوَيْنَاهُ مِنْ اَسْحَابِهِ Ashabından da rivayet ettiklerimizden مِمَّنْ قَدْ زَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ Bu babda zikrettiğimiz Ashab-ı Kiram'dan ve Resulullah Efendimiz'den rivayet olundu. Rivayet eyledik. Neyi rivayet eyledik? اَتْتَسْوِيَةَ بَيْنَ حُكْمِ اللُّقَاتَةِ وَالضَّالَّةِ جَمِيعًا Gayb olan eşya olsun, hayvan olsun, ikisinin hükmü müsavi olduğuna dair hem hadis zikreyledik, hem de ashab-ı kiramın fetvalarını zikreyledik, müsavi. فَدَلَّ Bu zikreylediğimiz delalet etti ki اَنَّمَا اُلْبِشَيْكِ قَدْ جَاءَ مِنْ هَذِهِ الْاَسَارِ Bu eserlerde gelen şey مِمَّا فِي ذَلِكِ Bu mesele hakkında zikre mimma fi zalik zikru ihtahuma. Bu eserlerdeki birisi zikrediliyor. Lukate yahut da dalle. Hangisi zikredilirse edilsin. Fehuve o eser fiha o zikredilenin hakkındadır. Ve fil uhra bir ötekinin hakkındadır. Yani herhangi bir hadisteki lukate zikredildi. Öyleyse dallenin hükmü de öyledir. Dalle zikredildiyse lukatenin hükmü de öyledir. وَاَنَّ حُكْمَهَا حُكْمٌ وَفِي الْاُخْرَ وَاَنَّ حُكْمَهَا حُكْمٌ وَاحِدٌ فِي جَمِعِ ذَلِكَ O eserde rivayet edilen ve ötekinin hükmü hepsi bir hükümdür bu mesele hakkında. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam itiraz etse, dese ki فَاِنَّ الضَّالَّ Gayb olan مَا قَدْ ضَلَّ بِنَفْسِهِ Kendi nefsiyle gayb olmuş bir hayvan evinden çıkmış yerine gitmemiş. Deve olsun, sığır olsun, koyun olsun, o bir nefsiye, ruh hayvan sahibidir. Bir nefsiye şeyin önünden, sahibinin evinden çıkmış, gitmiş, kaybolmuş bir nefsiye. وَالْلُقَتَةُ مَا سِوَا ذَٰلِكْ مِنَ الْاَمْتَعَ Fakat lukate bu, bir nefsiye, kendi başına giden bir hayvan değildir. Düşmüş o. Bir dolap kendi başına çıkıp gitmez. Bir dengeşe kendi başına çıkıp gitmez. Evet. Öyleyse emtiaden, eşyadan olan ve ma eşbaha eşyaya benzeyen şeyler bunlara lukate derler ama bir nefsi kayıp olan hayvanata dalle derler böyle itiraz ederse. Yani hükümleri başka başka yapmak için o başkadır, o başkadır derse قِيلَ لَهُ ona denilir ki ve ma دَلِيلُكَ senin delilin nedir عَلَى مَا قَدْ زَكَرْ senin bu zikrettiğine delilin nedir ki dalle kendi nefsiyle kayıp olan. Lukate de hayır kendi nefsiyle değil de kendi nefsiyle olmayan, kayıp olan bir şey. Buna delilin nedir? Bel ra'eyne lugate fi zalik. Belki bu mesele hakkında biz lugat-ı arabiyeyi gördük ki ebahet mübah kıldı lugat. Ennemâ yusemmâ mâ la nefse lehu dâllen mübah kıldı ki en en olmaz. En ma ol bir şey ki yüsemma tesmiye edilir. La nefse lehu. Nefse olan, nefsi olmayan bir şey de tesmiye edilir. Dallen dal derler. Yani hayvanın nefsi var. Ona dal dedikleri gibi öteki nefsi olmayan eşyanın kayıp olduğuna da dal derler. Lügatte bu da var. Bir şey kayıp olmuş. Yani o adam fark ettiriyor ki hayvan gibi ruhi olan bir şey kaybolursa dal derler. Yok, eşya gibi ruhu olmazsa ona da lugate derler. Diyor ki hayır, lugat mübah geliyor. Ona da dal derler. Ruhu olmayan bir şey de kaybolursa ona da dal derler. Ela yura enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen görülmez mi ki Peygamber Efendimiz kâle fî hadîsil ifki Hazreti Ayşe'yi iftira ettikleri hadiste bu meselede dedi ki İnne ümmeküm kad adallet kıladetuha. İnne ümmeküm sizin ananız kad adallet. Kayıp oldu, dal oldu kıladetuha. Onun boynundaki kılade. Hazreti Ayşe radıyallahu ta'ala bir hafta Peygamber Efendimizle beraber idi. Gazahi hacet için geceliğin ordudan ayrıldı, kenara gitti. Orada boynundaki gılade, boncuk bir gılade vardı. Hazreti Esma'dan emanet almıştı. O arada düşmüş. Ondan sonra geldi
Perde cin içine girdi. Bir de baktı ki kilade yok. Tekrar o kiladeyi aramaya gitti. Ordu kalktı o vakit. Ordu da geceliğin kalkıyor. Zannettiler ki Hazreti Aişe Hevdeci'nin içinde, hemen Hevdeci kaldırdı, deveyi yükledi, getirdiler. Hazreti Aişe'yi içeride zannediyorlar. Hazreti Aişe geldi ki o orada kalkmış gitmiş, kimse yok. Hazreti Aişe orada kaldı. Orada kaldı, ışıklandı. Geriden orduda kimse, ordunun gerisini takip eden bir zat tayin etmişti Peygamber Efendimiz. Kimse uyur kalırsa onları ikaz etsin. Bir de o geldi, baktı ki Hazreti Aişe oldu. Dedi Sübhanallah, Peygamber Efendimiz'in ailesi burada kalmış. Hiç konuşmadı da Hazreti Aişe ile. Devesini yıkıttı. Hazreti Aişe bindi, o da deveyi çekerek götürdü. Bunu münafıklar görünce iftiraya başladılar. İşte iftira meselesi bu. Şimdi orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Boynunun kıladesi adallet, dal oldu. Bak işte eşyadır o kılade, ruh sahibi değil. Ruh sahibi olmadığından Peygamber Efendimiz ona da ne dedi? Adallet. Dal denildi ona da. وَقَدْ رُوِيَنَ عَيْشَةَ اِذَافِ الضَّلَّ Dalle hakkında Hazreti Aişe'den de rivayet edildi ki اَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْلُقَةَ Onun hükmü lukatenin hükmüdür. فِي جَمِعِ ذَلِكَ Bütün ahkamda. Gayb olan bir şey nasılsa gayb olan hayvan da onun gibidir. İkisinin hükmü birdir. وَهُوَ بَهَزْرِتَ عَيْشَةً rivayet olunan hadiste كَمَا قَدْ حَدَّسَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّسَنَا يُوسُفُ بْنْ عَلِي قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ أَنِي أَبِي إِسْحَاقَ أَنِي الْعَالِيَ اِمْرَاتِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهَا قَالَتْ Ebu İshak'ın ailesi Aliye dedi ki كُنْتُ عِنْدَ عَيْشَةَ Hazreti Aişe radıyallahu anh'ın yanında idim فَاتَتْ هَمْرَاتٌ Ona bir kadın geldi فَقَالَتْ لَهَا Hazreti Aişe'ye dedi ki يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اِنِّي وَجَدْتُ ضَالَّ Ey müminlerin anası, ben bir yitik buldum, dalle buldum. فَكَيْفَ تَأْمُر۪ينِ اَنْ اَسْنَعَ بِهَا Ben bunu ne yapayım, ne emredersin? Dalle dediği hayvan değil, bir eşya bulmuş. O eşyaya dalle demiş. Demek ki hayvana mahsus değil. Onun için misal getirdi. Şimdi hükmünü sordu Hazreti Aişe'den. فَقَالَتْ Hazreti Aişe radıyallahu anh'a buyurdular ki عَرِّف۪يهَا Sen onu tarif et, sahibini ara. وَعَلِف۪ي Onun alafını ver. وَحْتَلِب۪ي Onun sütünü de sağ. Alakını ver, sütünü de sağ. قَالَتْ O kadın dedi ثُمَّ عَادَتْ فَسَأَلْتُهَا ثُمَّ عَادَتْ فَسَأَلَتْهَا Aliye diyor ki o kadın tekrar sordu. فَقَالَتْ عَيْشَ Hazreti Aişe dedi ki تُرِيد۪ينَ آمُرِك۪ي بِبَيْعَهَا اَوْ نَزْعَهَا Yani sen tekrar tekrar sual ediyorsun, onun satmasını mı sana emredeyim? Yahut elinden çıkarmasını mı emredeyim? Yani onu mu istiyorsun? Alafını ver onun, sütünü de sağ diyorum. O tekrar tekrar sual etmesinden, yani Hazreti Aişe'ye demek istiyor ki satayım da parasını yiyeyim. Onu kastediyor. Bunu mu demek istiyorsun? Leyse zâliki leki. Onu satmak, başkasına vermek senin elinde değil. Bu emanettir dedi senin elinde. Yalnız intifa yap dedi. Fakat sebete bima zekerna, işte bu zikrettiğimiz eşya ile sabit oldu. Et tesviyetü beyni hükmü davalli ve lukata. Dal olan hayvan ile gayb olan hayvanlar ile gayb olan eşyaların hepsinin hükmü birdir. İster hayvan olsun, ister eşya olsun, hükümde müsavidir. وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُسُفَ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدٍ بِنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى فِي هَذَا الْبَابِ Bu hususta bu üç imamın kavli de budur. İşte bu burada bağladı. Demek ki Eyme-i Hanefiye'nin üçü de ittifak etmişler. Hayvan ne olacak? Ona bakacak, besleyecek, onu elinden çıkarmayacak. Sahibi çıktığında sahibine verecek. Fakat hayvan ise onun alafını verecek, onun sütünü de sağacak. Yok diğer bir eşya ise onu muhafaza edecek. Bu bir kavim. Sonra birisi dedi, sahibi çıkmazsa bir sene, iki sene, üç sene sonra götürüp hükümete teslim edecek. Yahut fukaraya verecek, şayet sahibi çıkar gelirse onun parasını tazmin edecek. وَقَدْ رُوْيَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي لُقَتَةِ مَكَّةَ وَضَالَّتِهَا Birden Mekke'de bir şey zayıf olursa, bunda da ihtilaf var. Mekke'de
bir hayvan yahut bir şey harem-i şerif hududunda düşmüşse almak caiz mi değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hususta rivayet edildi. Ma bir hadis ki kad haddesena Ali ibn Abdurrahman. İmam-ı Tahavi Ali ibn Abdurrahman rivayetiyle diyor. Kale haddesena ibn Ebi Meryem. Kale haddesena Abdülaziz ibn Muhammed'in deraverdi. Kale haddesena Muhammed ibn Amr ibn Alkama. An Ebi Selamet ibn Abdurrahman. An Ebi Hureyre enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kale. Hazreti Ebu Hureyre diyor ki Resulullah Efendimiz buyurdular. Fi vasfi Mekke. Mekke'yi vasf ederken buyurdular ki وَلَا يُلْتَقَتُ ضَالَّتُهَا اِلَّا لِمُنْشِدِينَ Orada düşen bir şey yerinden kaldırılmaz. İlla münşidi olursa, yani onu tarif edip de sahibini bulacak bir adam olursa o kaldırır, o kaldırır. Onun, ona almak caiz olmaz. İlla bir adam sahibini arayıp da bulup verecek. İşte ona, onun için caizdir. Başkası için caiz değildir. Yani gördün mü bunu arayayım, cebime koyayım, yok. Olmaz bu. Vakat haddesena Muhammed ibn Abdullah ibn Meymun kâle haddesena el-Velid ibn Müslim kâle haddesena el-Evza'yı kâle haddesena Yahya ibn Ebi Ketir an-Ebi Selamet ibn Abdurrahman an-Ebi Hureyret an-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bimisi zâlike l-Hadis seba'an. Aynen ikinci rivayet de bu hadisi şerifi bu şekilde rivayet eylediği. Bunun için getiriyor. Çünkü ulema'dan bahsi diyor ki inşaat için olsa bile kaldıramaz. Sahibini arayayım da bulayım niyet olsa bile kaldırmayı almayacak. Öyle diyenler de var. Diyor ki bu hadisi şerifte diyor ki hayır, sahibini arayıp bulmak için kaldırması caiz. Ötekiler diyor ki hayır, o da caiz değil. Şimdi caizdir diyenlerin delillerini getiriyor. فكان النضر بن شميد حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن ابي كثير ثم ذكر هذا الحديث باسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ايضا سواء امام التحاوي محمد بن عبد الله بن رواه تيكد ابو بكر ده روايه ديور اي حديث شريف فكان النضر بن شميد يقول Nadr ibn-i Şümeyl derdi ki فِيمَا بَلَغَنِ عَنْهُ فِي ذَلِكِ Bu mesele hakkında bana baliğ olan şeyde derdi ki اِنَّ مَعْنَى ذَلِكِ Bunun manası nedir bu hadisin manası? اَنَّهُ لَا يَنْبَغِي اَنْ يَلْتَقِتَ ضَالَّةً لَا يَنْبَغِي layık değildir اَنْ يَلْتَقِتَ ضَالَّةً Gayip olan bir hayvanı almak fil harem-i haremde hayvan olsun, eşya olsun düşen bir şeyi almak bu layık değildir. İlla en yesme'a racülen illa bir adam işitse ki illa en yesme'a illa adam işitse racülen bir adamı ki yatlubuha ve yunşiduha talep ediyor yahu benim bir şeyim kayboldu, param kayboldu, hayvanım kayboldu, bağırıyor. Ha, bu adam da gördü onu. Onun bağırdığını işitince ha o vakitte onu alıp da ona göstermek caiz. Talep eden adamın sesini işitti. Ha, o vakitte alıp da ona göstermek caiz. Bunun manası budur. فَيَرْفَعُهَا اِلَيْهِ Kaldırır, ona gösterir. Ya senin aradığın bu mu? İşte burada bir kese düşmüş, bir eşya düşmüş, sen arıyorsun. Bu mu? O vakitte alır da gösterir. فَيَرْفَعُهَا اِلَيْهِ Yahut hayvan ise gösterir. Ne için? لِيَرَاهَا O talep eden adam görsün de acaba kendi malimi. ثُمَّ يَرُدُّهَا مِنْ حَيْسُ أَخَذَهَا Yok o adam dedi, yok bu benim değil. Öyleyse gene yerine koy. Demek ki Mekke'de düşen bir şeyi yerinden kaldırmak caiz değil. Nadr ibn-i Şümeyl'in anladığına göre. Bir adam bağırıyor, yahu benim yetikim var, yetikim var, yetikim var. Yahu nedir yetikin? İşte bir kese, bir bokça. Orada yerden kaldırıyor, gösteriyor ki bu mu? O ise zaten o sahibi. O değilse gene oraya kor diyor. Oradan almaz. Ha, bu bir mana. Ötekilerin dediği mana da hayır. Bu adam onu alacak, ondan sonra kendisi bağıracak. Bağıracak ki yahu böyle bir yitik buldum, bunun sahibi var mı? Bak iki türlü mana çıktı. O birinciye göre mal sahibi bağırıyor, yerden kaldırıp mal sahibine gösteriyor. İkinci manaya göre hayır, mal sahibi değil.
mal sahibi olmayan onu kaldırıp bağırıyor ki itiki olan var mı? وَقَدْ رَوَى رُوْيَ هَذَا الْحَدِيثُ وَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِغَيْرَ هَذَا الْلَفْسِ اِذَا Bu hadisi şerif Peygamber Efendimiz'den başka bir lefzle de rivayet edildi. وَهُوَ كَمَا قَدْ حَدَّسَنَا إِبْرَاهِيمِ بْنَ اَبِي دَاوُدُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُ بْنَ عَوْدُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ يُوسُفْ عَنْ يَزِيدَ بْنَ اَبِي زِيَادٍ اَمْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسِ اَنَّهُ قَالَ Abdullah ibn Abbas dediler ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي وَصْفِ مَكَّةِ Peygamber Efendimiz Mekke'yi vasfederken buyurdular ki وَلَا يُرْفَعُ لُقَتَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدِهَا Onun lukatesi kaldırılmaz, düştüğü yerden alınmaz. اِلَّا لِمُنْشِدِهَا اِلَّا اُنِ talep eden için kaldırılır. Bir adam inşaat ediyor, benim malım kayıp oldu, malım kayıp oldu diye bağırıyor. Ha, o vakit sen de onu kaldırırsan, ona gösterirsen ki bu senin midir? Ha? İşte bak, وَلَا يُرْفَعُ لُقَتَتُهَا اِلَّا لِمُنْشِدِهَا dedi ki bu. Yani sen onu kaldırasan da bağırasan yok, bu manaya değil. Sahibi bağırıyorsa sen onu kaldırır gösterirsen. Yoksa gene sahibi değilse oraya korsun. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena el-Haccacu ibn el-Minhal Ebu Muhammedin el-Enmati ve Ebu Selemete Musa ibn İsmail el-Basri kâle cemiyan Ebu Seleme bir de Ebu Muhammedin el-Enmati bunların ikisi dediler ki kâle haddesena Hammad ibn Selma, Muhammed ibn Amr ibn Alkam, Nebi Selamet'e, Nebi Hureyre'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Hazreti Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi fi vasfi Mekke. Mekke-i Mükerreme'yi vasfederken, yani haremin ahvalini caiz ve caiz olmayan şeyleri Resulullah Efendimiz beyan ederken, işte vasfi Mekke dedi ki bu. Arada bunu da söyledi. وَلَا يَرْفَعُ لُقَتَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ İllâli münşidin değil, mana değişti. وَلَا يَرْفَعُ kaldırmaz. لُقَتَتَهَا O Mekke'de, haremde kayıp olan bir şeyi اِلَّا مُنْشِدُنْ İlla inşaat eden adam. Yani bu hadise göre onu kendi sahibini arayabilecekse onu kaldırır, sahibini arar. Yok, onu yapamayacak. Kendisi acele gidiyor. Bu işi beceremeyecek, o vakitte kaldırmayacak. O ki bunun sahibini aramayacaksan kaldırma. Sahibini arayabileceksen ise onu oradan al, ondan sonra sahibini ara. Şimdi bu da ikinci manayı teyit etti. فَهَذَا الْحَدِيثِ Bu hadis يَمْنَعُ مِنَخْسِهَا O düşen şeyi almaktan men eder. اِلَّا لِلْاِنْشَادِ بِهَا اِلَّا sahibini arayıp bulmak için o vakitte caiz yoksa alma. Öyle ya, bir adam aciz olur. Arayamayacak, bulamayacak. Öyleyse ne gerek bırak git. Adam ben de kalsın. Yok, sen de kalmaz. Haremde düşen şeyi kimse kaldıramaz. İlla sahibini duydun, bağırıyor. O vakitte kaldır, göster. Birinci kavle göre. Sahibi değilse yerine koy. Ya ikinci kavle göre hayır. Sahibi olsun olmaz. Zaten sahibini duydunsa alır verirsen, sahibini duymadınsa sen ara sahibini. Al onu, ara. Becerebilecekse yoksa, beceremeyecekse bırakacak. فَقَدَ بَاحَ هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadis mübah kıldı. اَخْسَ لُقَتَةِ الْحَرَمِ Haremdeki lukateyi düşen şey ne için? لِتُعْرَفَ bilinsin için. Onun sahibini arasın, bulsun. فَاحْتَمَلَا اَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ Muhtemel oldu ki bu oldu. يُرَادُ بِهِ اَنْ يُنْشِكْ Bununla ne murad edildi? Yani o adam alata inşaat eden. Sahibini arayan. ثُمَّ تَرُدُّ فِي مَكَانِهَا Aradı, sahibini bulamadı, ondan sonra getirir, yerine koy. Madem sahibini bulamadı, kendisinde kalmaz. Bu ne ihtimal var? Aradıktan sonra bulamazsa, götürüp yerine koymak. وَاَحْتَمَلَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ وَاَنْ يُنْشِدَ كَمَا يُنْشِدُ اللُّقَتَةَ الْمَوْجُودَ فِي سَارِ الْاَمَاكِ وَالْبِلْدَانِ İkinci mana da diğer memleketlerdeki gibi yitigi alır. Arar, bir sene, iki sene, nihayet üç sene. 3 sene sonra bulunmadı mı kendisi onunla menfaatlenir. Bir ihtimal da bu var. İhtimalin birisi bulamadı mı aldığı yere koyacak. İkincisi de hayır, bulamadı mı kendisi onunla faydalanacak. İkisine de ihtimali var. Fevecednen Ayşe Hazreti Ayşe'den bulduk. Neyi? Ma kadraveyna anha fi hazel bab. Bu babda rivayet ettiğimiz şeyi bulduk.
ki enneha sûleten dâlletel haram. Haremde kayıp olan bir şeyden sual edildi. Ve ennel mer'etelleti sâletha an zâlik. Ondan sual eden kadın da kânet arrafetha, onu tarif etti. Haremde buldu, onu aldı, sahibini aradı. Felem tecid men ya'rifuha, sahibini bulamadı. Fekalet leha Hazreti Aişe ne buyurdu ona? Ona dedi ki istenfi'i biha, onunla sen menfaat ver. Öyleyse madem sahibi bulunmadı, götürüp de eski yerine koymak yok. Hazreti Aişe'den rivayet edilen hadise göre haremde olsun, haremin gayrisindeki olan lukateler gibi bulamadı mı kendisi menfaatlenebilir. Hazreti Aişe'den bu rivayet geldi. Fedelle zalik, bu delalet etti ala enne hükme lukateti fil harem, haremdeki lukatenin hükmü ki hükmüha fi gayril harem, haremin gayrisinde olan lukate gibi. İkisinin hükmü bir. Ha haremde bulmuş, ha haremin gayrisinde bulmuş. Hüküm de müsavi. Hüküm neydi? Cihad Efendisi uyuyorsan. Neydi hükmü? Cihad Efendi uyuyor mu? Eşyayı sahibini bulamadı mı? Satacak mı? Hayır. Ne yapacak? Tutacak elinde. Ne vakıta kadar? Bir üst kavle göre bir sene. Ha. İkinci kavle göre bir sene. Haremde? Haremle haremin gayrisinin farkı var mı? He? Tekrar götürüp yerine koyacağız. İşte burada o, diyor ki Hazreti Aişe'den gelen rivayete göre yerine koymak yok. Hazreti Aişe'nin rivayeti dedi ki haremde olsun, haremin gayrisinde olsun hepsi bir. O sahibi çıkmadı mı ondan sonra o kendisi menfaatlenir. Netice bu. Ve kad ruyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi lukatetil hacci eyza. Bir de hac mevsimi bir hacının yitiki var. Bunun hükmü nasıl? Hacıdan düşmüş. Bunda da böyle bir rivayet var. Ma haddesena diyor ki bu hususta bize rivayet edilen hadislerdendir. Revh ibnül Ferş ve Revh ibnül Ferş İmam-ı Tahavi'ye rivayet eylemiş. Kale haddesena Ebu Mus'ebiz Zöhriyü. Kale haddesena Abdülaziz ibn Ebi Hazim en Usamete ibn Zeyd en Bükeyr ibn Abdillah en Yahya ibn Abdirrahman ibn Hatib en Abdirrahman ibn Osman ennehu kal neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en lukatetil haci. Hacıdan bir şey düşerse zinhar bunu almayın diye Peygamber Efendimiz emreyledi. Yani nehyetti, almaktan nehyetti. Hac zamanı. Hac mevsimi, hacıdan düşen bir şey elin vurma. Femâne hâze indenâ. Bunun manası ne? Onu alma. Ne demek? Bizim indimizde bunun manası vallahu alem. عَلَى اللُّقَتَةِ اللَّتِي شُلْ بِرْ لُقَةَ üzerine vakı oldu bu hadis ki لَا يُنْشِدُ بِهَا وَلَا يُعَرِّفُ بِهَا. Hacı gitmiş gidiyor. Oradan da bir şey düşmüş. Kendi yolcu. Orada durup da onu arayacağı yok. Arayamayacak. Bunun sahibi kimdir diye onu inşaat edemeyecek. Arayamayacak, işte bundan nehyeledi. Hadi sen gidiyorsun. O iki yapamayacaksan elin vurma. Demek ki yok. Yerli halki var. Onun yerli halki arayabilecek, inşaat edebilecek bir adam ise onu nehyetmemiş. Ya kimi nehyetmiş? Yolcu olan hacıyı. Yapamayacak. Yahut da gariptir. Lisan bilmiyor. Beceremeyecek. Öyleyse elin vurma. لَاَنَّ لُقَتَةَ الْحَرَمْ اِنَّمَا اُب۪يحَتِّ الْاِنْشَاتِ. Haremde alan bir şeyi almak, o da haram. Yalnız inşaat eder, tarif etmek için alırsa mübah. Öyleyse وَقَدْ يَكُونُ لِلْحَاجِ وَغَيْرِ الْحَاجِ. Hacıyat, hacı için de olur, hacı olmayan için de olur. Haremde bir şey düşmüş. Caiz ki adam hacı, caiz ki hacı değil, yerli. Hacı çıkmamış. كَانَتْ لُقَتَةُ الْحَاجِ فِي غَيْرِ الْحَرَمْ اَوْلَى. Hacının lukatesi ister haremin gayrisinde olsun, ister haremin gayrisinde olmasın da haremde olsun. اَنْ يَكُونَ كَذَٰلِكَ اَيْذَا. O da haremin lukatesi gibidir. Yani eğer onu inşaat edecekse, tarif edecekse alması caiz. Yoksa alması caiz değil. Vallahu azze ve celle a'lem. En iyisini Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bilir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem el-Fatiha.